Merhaba 90+'ya hoş geldiniz. Mehmet Demirkol'la karşınızdayız. Fenerbahçe Çaykur Rize deplasmanında 5-1'lik bir galibiyet elde etti ve ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarttı. Zirve ile arasındaki puan farkını da bu hafta itibariyle biraz daha indirmiş oldu Fenerbahçe. Hem bu karşılaşmanın analizini yapacağız. Görüntüleri yaklaşık 15 dakika sonra sizlerle paylaşacağız. Hem de Medipol, Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray, Bursa Spor maçlarında analizlerini yine Mehmet Demirkol'la birlikte yapacağız. Ama tabii ki önce gecenin sıcak maçıyla başlayacağız. 5-1'lik bir galibiyet. Fenerbahçe neredeyse girdiği bütün pozisyonları gole çevirdi ki 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen. Hafta içinde Zorya maçından sonra beraberdik ve merak ettiğimiz soru şuydu. Acaba 0-0 oyununda Fenerbahçe'nin bir değişiklik, bir gelişim veyahut da bir başka strateji olacak mı? Onunla başlayalım. Var mıydı bir değişiklik sence? Şimdi 0-0'da göremedik bence öyle bir değişim ama 0-1'i iyi oynadı. Onu söyleyebiliriz yani. Yani Fenerbahçe geriye düştükten sonra bu direkt oyun uygulanabilir mi? Yoksa Fenerbahçe'nin bir ikinci planı var mı? Bunu bilmiyorduk. Genelde direkt oynuyor çünkü. Topu rakibe vererek oynuyor. Yani %50'lerin altında topa sahip olup kazanıyordu genelde. Bugün ama topa sahip olarak maçı çevirmeyi bildi ve çok da zorlanmadan yaptı bunu. Evet. Ya ama burada bir gelişim. Ya yani Fenerbahçe, Advokat'ın Fenerbahçesi çeşitli safhalarda değerlendirmek gerekir. Bir, önce Kjaer'in kendine gelmesiyle savunmayı toparlayıp 0-0'lık oyunlarda iyi oynayamasa da bir direnç merkezi oluşturabildiği bir dönem var. Oradan şöyle bir soru sorayım. Kjaer'in mi kendini geliştirmesi oldu acaba? Yoksa Fenerbahçe'nin rakibi karşılama mesafesini biraz daha geriye çekmesi mi oldu? Mümkün. Ne bunun da katkısı vardır. Yani onun rakamları var mı sende? Yok şu anda. Olabilir. Yani geçen sene iyi başlamamıştı Kjaer ama. Doğru. Yani, ama geçen sene de oyunda bir evrilme oldu. Hani oldu. Başlangıcı tabii. Ve devamı değişti. Yani daha savunma takımı olunca Fenerbahçe Kjaer'in performansı arttı. Şimdi bunu sağladı önce. Sonra tabii en büyük fark esasında o rakamları bir kısmını çıkardın sen. Evet. Fenerbahçe'de ikinci ve en önemli farklılık geçen sene ile bu sene arasında Fenerbahçe artık karambolden ya da ortadan gol aramıyor. Fenerbahçe pas asistle gole gidiyor. Dolayısıyla da gole çevirme yüzdeleri inanılmaz arttı. Yani bu maç başlamadan evvel ki bu maçta da 6 isabetli şuttan 5 gol çıkardılar. Aynen öyle. İlk 4 isabetli şutu gol oldu. Bu müthiş şutlar attığı için değil takım. Demarke şutlar attığı için. Yani Fenerbahçe iyi hazırlık yapıyor. İyi gol hazırlığı yapıyor. Zaten bu maça başlarken son 5 haftada neydi? 3. Şöyle. Geçen sezon 8.6 şutta 1 gol atıyordu. Bu maç hariç ki burada biraz daha bu oran düşmüştür mutlaka. 3.75 şutta 1 gol attı son 5 haftada. Evet. Peki rakiplerin yüzdeleri ne bu son 5 haftada? Son 5 hafta mesela Galatasaray 21 şutta 1. Neden? Çünkü karambol. Ve uzaktan. Yani, bir de aynen. Hepsinde katıyor. Pozisyon yok yani. Yok. Pozisyon hazırlamıyor. Aynen. Fenerbahçe pozisyon hazırlıyor. Yani Fenerbahçe'nin en büyük advokat bir çok başarılı olduğu bir şey varsa yani en başında bu geliyor. Yani Fenerbahçe pozisyon hazırlıyor. Rastgele akın yapmıyor. Dolayısıyla da santrforların performansı yükseliyor. Evet. Yine de hani şunu konuşuyoruz ya hep. Evet Manchester United'a karşı Galatasaray'a karşı nispeten denk veya kendinden daha güçlü hissettiği veyahut da topa çok sahip olmak isteyeceği rakiplere karşı bu plan tuttu ve tutmaya da devam edecektir. Ama doğru. Şimdi mesela Rize Spor karşısında da Fenerbahçe rakibini nerede karşıladı? Çok önde baskı yapmadı. Yapmadı. Gene bildiği yerde karşıladı. Ve evet Rize Spor'dan daha fazla topa sahip oldu ama hani çok böyle %65'ler falan olmadı hiç. %55'te bitti galiba. Evet genelde dengede gittik. O yani bir de Rize Spor 10 kişi kaldı. 18 dakikayı eksik oynadı. Hı. Yani yine çok büyük bir değişiklik planda, ana stratejide bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Yok tabii ama bir farklılık var. Fenerbahçe 3 orta saha oyuncusunu da hücumun parçası yapabildi. Bir farklılık bu. İki, hat-trick yapan oyuncu kanat oyuncusu. Yani santrfor olsa da kanat oynadı bugün yani. Ve hani kendi ceza sahasının yanında sarı kart gördü. Evet. Rakip kovaladığı için. Çünkü Rize'nin en iyi geldiği yer orası. Şener çıkamadı. Yani Rize orayı tehdit ettiği için Şener yani rakip 10 kişi kalana kadar neredeyse hiç çıkmadı. Hiç çıkmadan savunmasında kaldı. Sol bu desteği alamamasına rağmen hem savunma işini yaptı
Yani aradaki mesafe uzamasına rağmen hem savunma işini yaptı hem de üzerine hat-trick yaptı. Bunu yapabilmesinin sebebi orta sahadan destek alıyor oluşu. Yani Alper'in bir kritik kilit pası var. Atıf'ın pasını Alper veriyor değil mi? Yanlış. Evet tabii tabii. Ortaya duran topta. Topal'ın iki asist diyebiliriz. Aynen. Bir asist pası, bir asist. Josef sürekli içerideydi. Sürekli ceza sahası içindeydi. Yani şöyle bir şey oldu hatta. Atıf kenarda başladı. Orta saha aradı. Pardon. Alper kenarda başladı. Orta saha Alper'i aradı. Atıf hemen, avukat hemen Atıf'la Alper'in yerlerini değiştirdi. Alper'i yine merkeze çekti. Hemen bir kadroyu da ekrana getireyim tam da bunu yani, konuşurken. Yani orta saha merkezi de müthiş bir ilerleme var. Yani Fenerbahçe, avukat tabii bütün bunun hepsi birbirine bağlı olarak ama temeli işin orta sahanın orta sahadaki müthiş gelişim, oyunculardaki gelişim, bireysel gelişim. Evet, Alper'deki, yani Souza'daki ve Topal'daki bireysel gelişim Fenerbahçe'nin hücumcularına net pozisyonlar yaratmasına sebep oluyor. Bir de bu maçta, bu maçı özeldi bu biraz da. Şimdi bir, Volkan Şen yedekler arasındaydı. Volkan Şen kolay kolay vazgeçmediği doğru. Onun nedenlerini de anlattı, ona ayrıca gireriz. Ozan giremedi. Ozan evet henüz giremedi ki hani şimdi bu orta sahada bence kolay üçlüye bakarsak Topal, Souza, Alper bu formülle devam ederse seviye yükseltmesi lazım. Şu anda evet girecek gibi görünmüyor. Yani bu maçın özelinde Atıf'ın da soldaki becerisini de düşünürsek, Soğuk'un da sağ önde oynamasını düşünürsek sanki atakları solda olgunlaştırıp Soğuk'u zaten ceza sahasına sokup onun golcülüğünden faydalanmak gibi bir plan vardı ve plan evet. Çok iyi işlemiş göründü. Esasında Alper başladı kenarda, hemen değiştirdi. Evet, hemen evet yani. Hemen başladı, ikinci dakikada filan. Evet. Doğru. Sov'dan başka türlü yararlanamazsınız zaten. Yani mümkün değil. Sov, Lens'in yaptığını yapacak oyuncu değil. Değil. Zaten hani Depar'lı birkaç akında olmadı. Yani Sov son vuruş için orada buluşacak topla. Dolayısıyla hazırlığı solda yapmanız lazım. Sol tarafta yapmanız lazım. Fenerbahçe bunu yaptı. Ve orta sahalarıyla yaptı. Yani kendi savunma bekleriyle yapmadı. Evet. Genelde kendi savunma bekleriyle bunu yapmaya alışık bir takım. Yani kültürü böyle oluştu. Ama bu sefer orta saha üçlüsüyle yaptı. Bu orta saha üçlüsü hangi üçlü? Yani bu böyle olmaz. 10 numara lazım dediğimiz hepimiz. Orta saha üçlüsü. Evet. Tabii bu maçla ilgili söyleyeceğimiz bir şey daha var herhalde. Fenerbahçe zaten rakibi çok önde karşılamıyor. O yüzden Rizespor'un orta saha geçmesi çok zor olmadı o anlamda. Hani çok büyük bir etkinlik yarattığından veya pozisyon zenginliği yarattığından bahsetmiyoruz. Ama çok büyük bir dirençle karşılaşmadı. Aynı şekilde ama işin ilginci bence, ilginç tarafı bu. Fenerbahçe de hiç dirençle karşılaşmadı orta sahada. Doğru. Çok rahat geçti orta sahayı. Yani Rize, şimdi tabii Fenerbahçe'nin oyununu değersizleştirmek için söylemiyorum bunu ama Rize kötü takım. Sonuçta rakiple oynanıyor yani. Rize kötü takım. Yani iyi bir takım değil. Yani halbuki kadro daha iyisini hak ediyor. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Yani hangi isimler sana bunu söyletiyor Rize Spor kadrosunda? Yani mesela ben Petrucci'yi beğeniyorum. Evet ben de. Ama kullanamıyorlar bana kalırsa. Yani her anlamda, yani fizik anlamda da, takım yapısı anlamında da, oyun seçimi anlamında da bence Hikmet Hoca iyi bir ekip kurmadı. Onu söyleyebilirim yani. Bundan daha kadro kalitesi açısından daha düşük takımların daha iyi futbolları oynadığını biliyoruz. Evet. Türkiye Ligi'nde. Fenerbahçe'ye karşı da. Hani, tabii. Evet. Tabii orta saha oyuncuları demişken... Yani Karabük daha mı iyi bir takım kadro kalitesi olarak bu takımdan? Çok... Bence değil. Yani bu çok göreceli bir şey ama hani bence daha iyi. Yani iki katı iyi değildir yani. Yok, iki katı değildir. Öyle bir fark bu, olamaz bu seviyede. Yani. Rize sorunlu... Yani şunu yapabilmeniz lazım. Fenerbahçe'nin orta sahası sorun yaşayan, oyun kurmakta sorun yaşayan bir orta saha. Bu orta sahada yani... Markajda üretimi çok düşebilecek bir orta saha. Mehmet Topal'a o Sov'un kontra atak, pardon, röveşatalıyla attığı golü attıracak pası verdirmemeniz lazım. Tabii hiç baskı yok. Hiçbir baskı yok. Çok rahat Mehmet Topal. Yani çok rahat düşündü, yapacağını yaptı. Yani Mehmet Topal o pozisyonu oynar mı? Oynar. Ancak o pozisyonda oynayan oyuncular düşünme zamanı olmadan oynadıkları için o pozisyonu çok iyi oynuyorlar. Yani hiçbir düşünme vakti olmamasına rağmen, markaj altında olmalarına rağmen o pasları atabildikleri için ekstra oyuncular olabiliyorlar. Şimdi Mehmet Topal, yani
Mehmet Topal'a çok zaman tanıdı. Rize o pası atabilmesi için. Atıf'a her seferinde çok zaman tanıdı. Alper'e her seferinde çok zaman tanıdı. Bu oyuncu kalitesiyle alakalı bir şey değil. Zaten çok düşük bir oyuncu kalitesi olsa bile o zamanı tanımamamız lazım. Yani burada yapısal bir sorun var. Hikmet Karaman'ın o açıdan maçta hakemden şikayet etmesini falan ben anlamadım. Çünkü yani tam olarak ne anlatmak istediğini de anlayamadım ben açıkçası. Bilmiyorum. Birinci golde offside diyor, faul, takdir. Hayır, Röveşat'a golüne değil. Ya birinci gole diyor. Okay. Yani çünkü şunu diyor. Mehmet Topal ilk pası attığında Atıf'a sol offside'de ya. Yani kural olarak offside'de değil de pozisyon olarak offside'de. Hayır canım, değil offside. Oradan kendine avantaj sağlıyor diyor. Hayır, Hikmet Hoca. Yani birazdan görüntülerle daha iyi. Hayır, ne zaman veriyoruz? 10 dakika sonra falan mı veriyoruz? Evet, 10 dakikası bile yok yani. 10 dakika yok, hayır. Öyle offside olmaz. Evet evet. Yani takdir hakları dedi, hakem dedi. Yani o takdir hakları, ince inceler falan onları çok kullanıyoruz Türkiye'de. Bilmiyorum, belki kenardan öyle gözüküyordur, onu bilmiyorum ama ben hakem hata yaptıysa bile Rize'nin orta sahasının Fenerbahçe orta sahalarına sürekli uzak kalmasının asıl sorun olduğu kanaatindeyim. Çok rahat oynattılar. Sadece orta sahalar değil, savunmalar da forvetlere bayağı uzaktı. Hiç temas olmadı yani. Neredeyse evet. O da Fenerbahçe'nin işini bu anlamda kolaylaştırdı, yani, rahatlattı. Tabii. Alper'e geri dönecek olursak, advokat maçtan sonra Alper'le ilgili şunu söyledi. Çok iyi oynadı dedi. Alper bana geldi, sezon başında ben kanat oyuncusu değilim dedi. Şimdi bu yeni ortaya çıkan bir diyalog. Güzel. Ve hani bizim için de zihin açıcı ve üzerine konuşabileceğimiz bir diyalog. Hani çünkü Zorya maçından sonra bunu çok konuştuk. Alper nasıl evrildi acaba? Ne oldu? Advokat ne dedi? Nasıl bir orta saha oyuncusuna dönüşmek üzere, dönüşebilecek mi? Ve böyle bir diyalog geçmiş aralarında. Bu ilginç. Şimdi Alper tabii Fenerbahçe'ye transfer olurken evet bir orta saha oyuncusu olarak aynen geldi. Aynen öyle. 8 ya da 10 numara oynayabilecek bir oyuncu olarak geldi. Ama o oyunu oynayamadı hiç. Yani bunu oynayamamasının sebebi de genelde çok acele etmesi. Topu aldığı anda bodoslama rakibin üzerine çıkması. Hep driplingi düşünmesi. Evet. Fenerbahçe'de bu böyle olmuyor. Yani belki Eskişehir'de oynarken önünüzde sizi bu kadar markajlayacak birileri olmadığı için direkt geçiş yapmanız gerekiyor. Yani size o görev verilmiş olabilir. Yani savunmadan hücuma geçişte dripling. Bir de şu da olabiliyor. Şimdi Eskişehirspor'un hangi maçları özellikle mercek altına alıyor? Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a karşı kontratak oynadıkları, alan buldukları maçlar mercek altına alıyor. Onu anlatmaya çalışıyordum. Evet. Şimdi burada tabii kapalı savunmalara karşı oynarken bu tabii ki bir silahtır ama tek planınız buysa olmaz. O yüzden işte Alper genelde sol kanat oynadığı maçlarda Fenerbahçe hep başarılı oldu. Yani geldiği günden beri böyle. Evet. Bu. Yani bir Beşiktaş maçı var mesela, İsmail Hoca oynatmıştı. Maçın yıldızlarından biriydi hemen. Maçın başında çok başarılı, olimpiyatta oynanan evet. Maç. Hep öyleydi ama orta sahada oynadığında hep o aceleciliği onun eksisi oluyordu. Dolayısıyla o formayı orada, o pozisyonu kaybetti. Ama şu anda öyle oynamıyor. Yani muhtemelen diyalog şöyle gelişti. Ben orta saha oyuncusuyum, o zaman orta saha oyuncusu gibi oyna. Yani muhtemelen öyle olmuştur. Tabii oradaki ufak tefek direktifler, ufak tefek ipuçları, onlar nedir? Onu da advokatı bir dahaki maçta belki açıklar. Bireyleri oyununda değişim var yani. Var tabii. Galatasaray maçında yaptığı asist pası, bu hafta yaptığı pas, kendisine yani topu aldığında ne eksikti Alper'de? Topu aldığında genelde markajda oluyordu. Ya da kendini hemen markaja sokuyordu. Şimdi demarke topu alabiliyor. Bu yani, bir. Boşta alabiliyor. Acele etmiyor. Yani muhtemelen öncesinde pozisyonu görüp ondan sonra yapacağını yapıyor ama bu çok ciddi bir değişim. Orta saha oyuncusu oluyorsunuz işte. Böyle orta saha oyuncusu oluyorsunuz. Kanattan, özellikle hücum kanadından orta saha merkez oyuncuya dönüşme zaten böyle bir şey. 360 derecede oynamanın zorluğu bu. Çevre kontrolünü çok sağlam yapıp kendinizi demarke pozisyonunda sürekli tutabilmek. Evet. Ve hep gitmiyor artık. Duruyor. Duruyor. Arada bir de duruyor. Yani duruyor. Durması gerektiği zaman duruyor. Duruyor. Pas atıyor. Evet. Aynen. Verkaç yapmaya çalışıyor. Bunu tabii çok daha ilerletmesi gerekiyor. Gerekir. Başında. Doğru. Ama en azından ya o yola girdiğini evet. Görüyorsun. Yani tamam diyorsun. Çünkü birçok oyuncuda gelişim var. Şimdi evet, advokat ve ekibini burada övmemiz lazım. Topal'da gelişim var. Ki bu yaşta bu tecrübede oyuncuların gelişmesi kolay değildir. Bir karşılaşmanın özetini izleyelim, sonra da hemen görüntülü analizle devam edelim.
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftada Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Atıf Şeyşun'un müdahalesi, maçın hakemi Ali Palabıyık burada faul dedi. Robin Yalçın yerdeydi, serbest vuruş kullanıldı. Ahmet İlhan vuruşunda top dışarıya gidiyor. Robin Van Persie, duvar pası, Van Persie, ikili mücadele. Orhan Ovacıklı ile yerde kaldı, oyun devam ediyor. Penaltı bekledi Van Persie. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Orta ceza sahasına arkaya aşırılan top, kafa vuruşu Ali Yakubi'den. 17. dakika, Çaykur Rizespor 1-0 önde. Atak gelişen taraf bu kez Fenerbahçe. Mehmet Topal, onun ortası. Atıf çeviriyor, tamamlayan Musa Sov. Kaleci Diallo'nun çabası yetersiz. 27. dakika, beraberlik golü. Atıf. Bir müdahale var. Robin Yalçın yerde ama daha öncesinde Oğulcan'ın yaptığı harekete faul diyor Ali Palabıyık. Mehmet Topal pas savunmanın arkasına, Musa Sov'dan Rövaşat'a. Maçta 32. dakika, Fenerbahçe 2-1 önde. Musa Sov çok güzel bir gol attı. Mehmet Topal'dan asist, Sov'dan Rövaşat'a. Taç atışı kullanıldı. Maçın hakemi tekrar edilmesini istiyor. Saha içerisinde top vardı diyor. Souza düştü kalktı, pozisyon sürüyor. Souza, Ahmet İlhan'ın müdahalesi, sarı kart çıktı. Serbest vuruş kullandı Fenerbahçe, kafa vuruşu Musa Sov'dan. İlk yarıda duraklama dakikaları, Alper'in kullandığı serbest vuruş, hat-trick tamamlıyor Musa Sov. Fenerbahçe 3-1 önde. Görüntüler ikinci yarıdan. Kvoke çevirdi, daha öncesinde offside bayrağı var pozisyonda. Atıf Şeyşu hareketlendi. Ceza sahasında Atıf çok düzgün vuruyor. Durum 4-1, 66. dakika. Atıf Şeyşu farkı 3'e çıkartıyor. Şener, Yançer'in müdahalesi. 72. dakika. Yançer direkt olarak kırmızı kartı görüyor. Çaykur Rizespor 10 kişi. Çabuk gelişiyor Fenerbahçe hata. Volkan Şen, Van Persie'nin vuruşunda kaleci Diallo ve korner. Tujunski hareketli, ikinci yarıda ona dahil olmuştu. Onun pası. İsmail çevirdi. Durgam İsmail çevirdi top. Neuchâtel uzaklaştırıyor. Kuoke'nin vuruşunda. Sonrasında faul kararı. Volkan Şen yerde. Maçta duraklama dakikaları artık. Topun gerisinde İsmail Köybaşı var. Free kick'te İsmail skoru belirliyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 5-1 yeniyor. Birazdan görüntülü analize geçeceğiz. Tek tek gelişim kaydeden futbolculardan bahsediyorduk ama Alper'e tekrar dönmek lazım. Çünkü Alper duran topları da kullanıyor artık Fenerbahçe'de, evet. Ve bugün duran toptan asist yaptı. Hani geçen sene herhalde bu soru sorulsa bize, geçen sezon sonunda bundan sonra Fenerbahçe duran topları Alper kullanacak ve buradan asistler de üretecek dense olmaz derdik herhalde. Abi biraz da yokluktan tabii bu. Tamam. Yani geçen sene vardı. Yok işte geçen senenin sonunda diyorum sonunda o yüzden. Diyorsun, veya bu senenin başında. Yine de demezdik hayır Hasan Ali kullanır derdik. İyi olabilir. İşte yani bu kadro içinde diyorsun. Van Persie kullanır derdik. Olabilir, evet. Yani var. O da önemli. Gösteriyor kendini. Yani gelişim ama şeye dikkat etmek lazım önce. Duran top tamam. Hı. O bir önemli olan topu nasıl alıyor? Yani gelişim asıl orada. Yani orta saha oyuncusuna dönüşme orada. Topu nasıl alıyor? Evet. Kendini boşa atışı, alışı, öncesinde çevre kontrolünü yapışı çok az top kaybediyor. Yani çok da yani Alper iki toptan birini kaybeden oyuncuydu. Oyun yapısı gereği. Evet. Oyun yapısı gereği normaliydi o yani. Sürekli driplingle savunmanın arasına girmeye çalıştığı için normal olarak iki toptan birini kaybediyordu. Şimdi öyle bir istatistiği yoktur muhtemelen. Atıf'a da bir parantez açmak lazım. Ya yani Atıf'ı da uzun süre kullanmadı, denemedi, süre vermedi advokat. Karabük maçında gol asist yaptı. Burada yine yaptı Rize maçında. Yani çok ekstra çaba sarf ediyor. Onu görebiliyorsun. Yani herkesten daha fazla uğraşıyor. Atıf bugün gayet iyi oynadı ama normalde ben hani sanki daha ev sahibi olduğu maçlarda Fenerbahçe'nin daha kapalı savunmalara karşı Atıf'ın daha yararlı olacağı kanaatindeyim.
Yani kenar oynayacaksa özellikle Atıf'a biraz zor sıra gelir Lens'in dönmesiyle. Yani Lens ve Volkan muhtemelen bir numaralı tercihler evet. olacak orada. Atıf içeride daha işi çözemediğin maçlarda, daha kapalı savunmalara karşı oynadığında daha başarılı olur. Çünkü bu uzun mesafede yani Fenerbahçe savunmasını geride tuttuğu için genel itibariyle bu aşırı çaba, fazla çaba onu hata da yaptırıyor. Yani mesela burada hemen daha maçın başında kafadan sarı kart görmesi lazım mesela pozisyonu. Evet. Onları çok bilmiyor. Olduğunun dışında bir oyuncu olmaya çalışıyor. Çünkü dikkatini çektiyse kenardan en çok onun adı haykırılıyor muhtemelen. Ben avukatın sürekli onun adını bağırdığını duyuyorum yani. Çünkü fazlasını vermesi lazım. Olduğundan farklı bir oyuncuya dönüşmesi lazım. Evet, bence o noktada şu da çok kritik. Şimdi Atıf'ın Sivas'taki rolü her şeyi yapan adam. Kral da orada. Topu alan, dripling yapan, gerektiğinde pas vermeyen, şut atan. Yani gol krallığı var adamın. Tabii. Netice itibariyle Atıf'ın. Ondan daha paylaşımcı bir oyuncuya dönüşmesi ve farklı rolleri kabul etmesi, defansif kabullenmesi. Hem defansif hem ön tarafta yani. Topu az tutan, daha çok pas yapan bir oyuncuya dönüşmesi bence kritik ve değerli. Yani o dönüşümü yapmazsa hiçbir zaman ya Fenerbahçe'de oynayamaz. Buradaki kritik konu şu. İçeride yani kulübün içinde hoca ve ekibi dinleniyor. Yani dinliyor, evet. Herkes dinliyor. Evet. Pereira'dan farkı biraz o. Şimdi ikna oluyor oyuncular yani. Hı hı. Bunu nasıl yapıyor? Hani tecrübesiyle yapıyor avukat ve ekibi. Ya da işte yaptıkları sonuç aldıkça oyuncular ikna olmaya başlıyorlar. Kritik olan hangisi bilmiyorum ama bu oluyor. Evet. Şimdi Atıf'ta da bunu görebiliyoruz. Alper'de de bunu görebiliyoruz. Her bir oyuncuda bunu hemen hemen görebiliyoruz. Emenike dışında herhalde. Evet. O ne olursa olsun gelişmiyor. Orada o kapalı. Kapatmış evet. kendini. Orada enteresan bir durum var. Evet. Yani hep öyleydi. Bir değişiklik olmadı o anlamda. Evet. Yani Fenerbahçe... Ama hani sen şunu diyorsun tabii. Bu kadar oyuncu gelişirken, oyununu değiştirmeye çalışırken, hani tamamen 180 derece değişiklik ama çalışırken ve bunun bazı işaretlerini sergilerken sadece bir birey bunlardan ayrılıyor. Evet, çok oraya nüfuz edilemiyor gibi. Çünkü evet. mesela avukatın bütün o yani Emenike ile ilgili konuşurken herkesle ilgili konuştuğundan farklı konuşuyor. Hı-hı. Yani Alper mesela Alper hikayesini anlatıyor. Salih ile ilgili anlatıyor evet. ki oynamayan oyuncu. Gelişim gösteriyor, bakacağız falan diyor. Ozan'la ilgili anlattı. Hı-hı. Çok Atıf'la sert, ilgili söyledi. Atıf'la ilgili çok sert açıklamaları da var. Yani Alanya maçından sonra söyledikleri evet. yenilir yutulur cins. Hani ben çok ne söyleyeyim. Türk medyasının onun kadar Fenerbahçe eleştiren yok. Advokatlar. Bir numaralı eleştirmen o. Ancak yani oyuncularıyla ilgili konuşurken isim verdiğinde genelde öyle çok fazla kötü bir şey duymuyoruz. Emenike hariç. Evet. Oraya nüfuz etmekte zorlanıyor zannediyorum. Ama bekleyelim, belki ona da gelir sıra, bilmiyorum. Onda da çünkü bir değişim olursa zaten büyük çok bir... net söyleyeyim. Şimdi Alanya maçından sonra geldiğimiz nokta avukatın söyledikleri. Yani ben yani Manchester falan konuşacak durumda değilim ben dedi. İstiyorlarsa yarın yollayabilirler, daha iyisini bulacaklarsa beni dedi. Hatta hatırlarsan o açıklamadan sonra şunu da tartışmıştık. Ya bu açıklamalar oyuncularla teknik heyet arasında bir kopmaya da neden olabilir. Tabii. Yani belki orada bir kumar oynandı veyahut da artık son kurşun olabilir. Sıkıldı. Son bir şok. Son, evet, son bir şok verildi veyahut da. Muhtemelen öyle. Çünkü ciddi, çok ciddi değişim, gelişim var. Evet. Yani hala mükemmel diyemem ama gelişime mükemmel diyebilirim. Yani Pereira döneminde sahada varlığını aradığımız bazı bir maçta kaç 22 dakika mı ne bir orta sahancı olarak topla buluşmayan Soğuzan'ın sürekli oyun içinde. Çok daha fazla oyunun içinde olduğunu görüyoruz. Topal asist yapıyor, Alper asist yapıyor. Orta saha üçlüsünü direkt hücumda kullanabiliyorsun artık. Yani bu çok çok ciddi, çok dramatik bir değişim. Çok çok ciddi bir gelişim. Evet. Yani takım mükemmel değil ama gelişim mükemmel. Evet. Daha henüz mükemmel diyemeyiz takıma ama gelişme mükemmel diyebiliriz çünkü 5 haftada oldu bütün bunlar. Yani ilk 7 haftada 21 puanın 9'unu alabilmişti Fenerbahçe. Doğru. Şimdi bakıyorsun tamamını almış. Evet. Görüntülü analize başlayalım. Daha konuşacağımız şeyler var Fenerbahçe ile ilgili. Hemen ilk pozisyon ekrana gelsin özetteki. Evet, ilk pozisyon Atıf'ın bunlardan bahsediyorum. Kart mı değil mi? Kart. Evet.
kartı. Göstermedi değil mi? Yok, göstermedi. Ki buna benzer Fenerbahçe'nin sağ kanadında hem Sow hem Kerr gördüler kartları. Evet. Burada görmedi Atıf. Evet, devam edelim. Üstüne konuşacağımız başka bir şey var mı? Yok kart, bence kısa kart. Evet. Ne düşündü hakem bilmiyorum. Bu ilk pozisyon maçtaki bir duran toptan Ahmet İlhan yaklaştı. Acele böyle etti. Evet. Çok yüksek top yani orada o öyle vurmak için, ayak içi vurmak için çok yüksek. Yine bir hakem tartışması. Alabilir miyiz? Alabiliyor muyuz pozisyonu geri? Alırız. Var mı? Var. Aldık. Ahmet İlhan'ın pozisyonuna. Ha, Ahmet İlhan'ı alalım. Dönelim geri Ahmet İlhan'a. Vuruş anı mı? Evet. Nerede yani esasında topun çok da sürpriz değil esasında gelişi. Çok yükselmiş. Göğsüne alsa penaltı bile alabilir. Yani karnıyla önüne indirmeye çalışsa. Evet. Ama işte acele. Bir anda çıktı çünkü karambol olduğu için. Aynen. Bir de kalabalık içinde olduğu için o vaktim olmaya yok diye düşünmüş olabilir. Çünkü Hasan Ali geliyor artık. Evet, yani yapacak bir şey yok. Karşısında 4 tane sarı lacivertli forma görüyor. Çok doğal. Evet, diğer pozisyona geçelim. Van Persie'nin burada Berkaç'ı ve sonra yere düştü. Penaltı bekledi. Yani biraz karışık bir pozisyon. Değil bence penaltı ama neden beklediğini de anlayabiliyorum. Çünkü biraz geri alırsak... Benim koşu yolumu kapattı mı diyor. Bak, nereye geliyor 77 numaralı oyuncu? Topa doğru giderken... Oran, topa mı gidiyor sence? Bak, bir daha burada, bakalım. Şimdi Van Persie'ye bakıyor. Top mu ama yön de değiştiriyor. Duruyor da. Yani karışık. Yani bence değil penaltı ama oranın da çok 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 iyi niyetli olduğunu söyleyemem. Belki ilk koşusunda evet ama sonra o da topa doğru dönüyor ya. Yani dönüyor dersin? Ama artık çok geç. Evet. Ama çok zor. Bence değil penaltı. Sadece evet. Bir soru işareti koymak lazım ama oraya. Evet. Devam edelim. Robin van Persie'nin penaltı beklediği an buydu. Hakemin de görüşü çok açık, onu da söyleyelim. Ve Rizespor'un golü. Bu belli ki çalışılmış. Evet. Zaten Hikmet Karaman da sevindikten sonra yardımcılarına söyledim sana gördün mü gibi şeyler söyledi. Yakın direğe kesilen bir top. Oğulcan aşırttı, evet. Yakubi de bomboş vurdu. Yakubi kimle eşleşmiş ona bakalım. Kerr'le. Kerr'le evet. Kerr topa dalmış. İşte koşusu yanlış. Kerr Yakubi'yi unutmuş, bırakmış yani. Hayır, şu sırtı dönük olduğu için dönüp oraya gitmesi kolay değil tabii. Adamını kaçırdı yani. Evet. Topa bakarken Yakubi kale sahasında koşu yaptı ve golü attı. Şimdi bu dakikaya kadar Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Yok. Rizespor'un da işte az önce Ahmet İlhan'la bir duran top pozisyonu var ama Fenerbahçe'nin iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyleyemeyiz ve Fenerbahçe gole cevap veriyor 10 dakika sonra. Bence lütfen pozisyonu başa alabilir miyiz? Burada Van Persie'nin santfor kişi. Aslında az önce penaltı beklediği pozisyonda da birazcık daha geriye gelelim. Van Persie pası verişini alacağız değil mi? Aynen. Biraz daha geriye gelelim. Yani burada topla buluştu. Buluştu. Devam edelim. Sakladı. Opsiyonlara baktı. Verdi. Ben şöyle bu önemli bir iş. Bak, buradaki bu savunma Rize'nin çok güzel. Yani Van Persie'nin pası güzel. Topal'ın asisti güzel. Asist bence o çünkü. Yani asiste giden pas olsa da asist diye sayabiliriz onu. Hı hı. Ama burada bakmamız gereken Rize'nin savunması. Bu futbol savunması değil. Bu handball savunması. Yani ceza sahasına girmeyecek. Ceza sahasına sokmamaya çalışıyorlar. Hiç temas yok. Evet, evet. Yani bu kadar gömülü bir savunmada Mehmet Topal'ın bu kadar rahat top alması, bu kadar rahat kullanabilmesi bu seviyede kabul edilebilecek bir şey değil. Pas geldi. Atıf'ın da burada tek topu. Çok iyi. Çok iyi. Ya yani orada kontrol etmeye kalksa yok. Bu pası veremez veya pozisyonu kaybedebilir. Bu pozisyon ama offside diyor. Evet. Bir tam Mehmet Topal topa vururken alabilir miyiz? Neden offside diyor? Burada offside olduğu için mi? Evet, diyor ki ama Hikmet Hoca. İlk pas verilirken diyor sol offside. Şimdi ben söyleyeyim. O kural değişeli 30 sene oldu. Evet. Yani ben de. Bak 5 sene 3 sene de değil yani 30 sene. Aynen öyle. Kendine avantaj sağlıyor diyor ama öyle vallahi değil. Ben yanlış kural biliyor muyum bilmiyorum. Ben bir değişti diye biliyorum bu kural. Bilmiyorum. Sadece peki Atıf vururken bir ofsayt söz konusu mu? Yok. İsmail'in ayağı sanki biraz daha yakın kaleye değil mi? Veya hizadalar. Evet. Atıf verdi pası. Yani hatta aslında...
teknik direktörler serbest vuruş taktikleri yapıyorlar bunun üzerine. Aynen, adam bilerek adam bırakıyorlar ofsayta. Dönene vurdurmak için. Evet. Sol da aslında burada bu yakın mesafeden istediği vuruşu yapamıyor. Yapamamış, evet. Yani kaleci çok ciddi hata kalecininki. Diallo rahatça kurtarabileceği bir topmuş aslında bu kadar yakın mesafe olmasına rağmen. %100. Tutabilir yani. Tabii tabii, böyle tutacak. Aynen öyle. 27. dakikada az önceki golle Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Şimdi burada tabii görüntüyü izleyince kafası karışabilir izleyicilerin. Burada Ali Palabıyık burada faulü çalıyor Oğulcan'a. Atıf'a yaptığı harekete veriyor, evet. Faulü. Şimdi yine de şunu tartışabilir miyiz? Devamında oyun durmuşken Atıf'ın yaptığı sonuçta sert bir giriş tabanıyla topu almak istiyor ama... Direkt kırmızı kart mı diyorsun? Olabilir bile. Sen ne diyorsun? Yani topa vurdum diyor, değil mi? Topa dokunuyor mu? Yok, dokunamıyor. Atıf topa vurdum diyor. Diyor da diye vuramıyor ama. Var mı İşte başka yani birisi? Farkında durumun. Ha, ha şey pardon, bir alalım geriye. Şimdi topuğu değiyor topa. Bak. Nasıl? Çok bir az önce bir sonraki açıyı alalım. Topa vurmuyor canım. Bak bak. Topa vurmuyor ama. Hayır, ben değdim diyor ya, onu da izah ediyorum. Hayır, ben. Bak şimdi bak. Gördün mü? Değdi, topuğu değdi topa. Topa yalçın diyor bak. Bak. Değdi. Anladım, değdi. Anladım. De topa vuran yalçın. Evet, şimdi faulü Oğulcan'ın yaptığını söylüyor hakem. Bu kırmızı doğru kart olur mu? Yani olabilir. Yani, olabilir. Tabanla geliyor, ayağına vuruyor. Evet. Olabilir. Devam Hikmet edelim. Hikmet Hoca bundan bahsediyorsa olabilir. Yani çok karışık açıkçası, hani Hikmet Hoca'yı tanıyoruz. Hani kendini iyi de ifade eden bir teknik adamdır. Doğrudur. Ama çok karışık konuştu maç sonunda. O yüzden çok net anlayamadık. Şimdi gol. Fenerbahçe'nin öne geçtiği gol. Soldan bir klasik röveşata. Ama bununla ilgili de tartışmamız gereken bir konu var bence. Şimdi bir, pasla mı başlayalım? Neyle başlayalım? Son vuruşla mı, oluşumla mı? Şimdi Topal'ın pası çok çok iyi tabii. Evet. Ama tabii ki gene markacı altında değil. Kalabalık var ama gölge. Evet. Yani tamamen gölge. Bu kadar rahat ettirilmez bir büyük takım. O yüzden diyorum yani Rize bu kadar kötü takım değil. Bu kadar kötü bir kadro değil aslında. Yani yapmanız gereken, çünkü yaratımla alakalı bir şey değil. Normal, standart bir savunma yapacaksınız. Evet. Bu kadar geri gömülmüşken rakibi bu kadar rahat bırakırsanız bunlar pozisyon bulurlar. Çünkü iyi, karşınızda kaliteli oyuncular var eninde sonunda. Hikmet Hoca'nın ben mesela bu hafta içinde bunları seyrettireceğini düşünüyorum. Yani ne yapıyorsun kardeşim? Yani niye vurduruyorsun? Niye bu kadar kolay aldırıyorsun? Bu sorular sorulur. Evet. Şimdi gelelim son vuruşa. Çok güzel bir röveşata golü. Ama soru şu. Güntekin Onay'la da maçı izlerken, yani topu önüne alabilecek pozisyonu varken top biraz arkasına düştü ama. Öyle mi diyor? Bir daha bakalım koşuya. Atalım pası lütfen. Hayır, o sol dönüyor. Yani, hayır, yani ne yapabilir nasıl peki? Hayır, normal koşusuna devam edecek. Top önüne düşecek. Ayak içiyle veya ama üstüyle vuracak. Arkadan gelen bir topu düzeltmen lazım yani. Tamam. Hangisi daha kolay? Seviyor bunları ama adamın yazılımı böyle. Evet evet. Ama ilginç bir durum yani. Çok seviyor bunları. Zora gidiyor yani. Çok zor tabii. Yani, ya kaleye girebilirsin. Çok güzel işte bir gol izliyoruz sonunda. Evet, buna bir itirazımız yok ama zora gidiyor. Çünkü bazı attığı röveşata golleri var ki yapacağı bir şey yok. Yani o an sırtı dönük ve tek vuruşu öyle yapabilir. Ama burada düz koşmak yerine ters dönüyor. Değil mi? Öyle bir canım. Daha izleyelim. Ona kuşku yok. Ya ama şey, şunu söyleyeyim. Yani hızlı çıktı. Tamam. Topu önüne alabileceği pozisyon yok. Şey yapması lazım. Durması lazım. Durması lazım. Gene de daha kolay. Durup kontrol etmek onun daha kolay. Onun için değil işte. Evet, belki sola göre o değil, daha onun kolay. Için, olabilir. Onun için kolayı bu. Zaten şöyle diyor maçtan sonra. O anda kendime çok fazla soru sormadım. Sadece denedim diyor. Ama çok güzel bir maç. Ya tabii böyle geriye doğru gelişi falan da her şey çok uygun onu yapmak için. Hazırlıyor kendini tabii zaten. Yani karar vermiş o. Şimdi bak bir daha bakalım. Rahat rahat burada topu alamaz mı önüne? Alır. Göğsüyle mi alacak? Nasıl alacak? Hayır, sen ama ters dönmediğini düşün. Düz koşuyor. Hayır ama gitmiş de oraya. Şimdi top önüne düşmüyor. Benim şeyim, fikrim o. Yani Topal pası çıkardığında o zaten çıkmış oraya gitmiş. Şimdi ne yapacak burada? Durdu. Dönmesin diyorsun. Hayır, dönmesin, dursun. Top böyle gelecek ama solundan. Ama işte buradan gelen topu nasıl düzeltecek? Ayağını üstüne düzeltecek. Ayağıyla rahat. O da kolay iş değil.
Ama ya, şundan böyle düşün. Adam böyle kafa böyle çalışıyor. Tabii canım. Öyle bakman lazım. Mesela çok örneği vardır onun. Yerden gelen topa kafayla vuran oyuncu. Kitlenmiş oraya. Kafayla aynen. Vurmaya kitlenmiş. Artık ayağına dönemez o dakikadan sonra. Evet, evet. Vücudunu oraya ona doğru çevirmiş. Biraz öyle. Şimdi Ahmet Yılan'ın ilk dakikada kaçırdığı pozisyon da öyle. Tabii kitlenmiş ayağımla vuracağım diye. Yani. Kitlenmişsin. O yüzden dünyanın ne saçma vuruşunu yapıyor. Halbuki orada fikir değiştirebilecek olsa karnıyla bile indirir önüne. Vakit de var yani. Çünkü çok avantajlı pozisyonda. Karşısı kalabalık ama vakit var. Evet. Fenerbahçe hemen 5 dakika içinde yani iki gol buldu. Bu vuruşu bir tek Sow yapar. Tabii. Başka hiçbir oyuncu orada düzeltir. Sırtını dönüp aynen mesela Van Persie olsa düzeltmeyi dener. M2 olsa çarptırır bir yere falan. Şimdi burada hakem oyunu durdurdu. Rize Sporlular da itiraz ettiler. Ahmet İlhan değil mi? Orada topu dışarıya vurmuş zaten. Genelde oyunu etkilemiyorsa diyorlar ki hakemlere, oyunu etkilemiyorsa ikinci top devam ettirin diyorlar. Nerede çaldı hakem acaba düdüğü? Bir sesli dinleyebilir miyiz? İzleyebilir miyiz sesli? Ha, belki hiç attırmadı taçı diyorsun. Belki. Olabilir. Ama tabii bizim stüdyoda sesli izleme şansımız var mı? Ha. Taç atışı kullanıldı. Aynen. Maçın hakemi tekrar edilmesini istiyor. Yani sağ içerisinde top çıkmış. Ahmet İlhan topu almış. Evet. Aynen. Hata. Bu da evet. İnci incilerde bu da girebilir. İnci ince. Ama yani şimdi bu tabii gol iptali falan değil. Onu da söyleyelim. Yok tabii evet. Ama hata. Devam edelim. Geçelim yani hemen. Ne oluyor? Niye durduruyor mesela? Burada durdurmasının sebebi ne? Şurada çalıyor. Niye durduruyor? İşte ikinci top o sırada oyunda. İyi ki. Abi değil evet. Uzaklaşıyor yani. Ha şurada çalmış olsa ilk atılırken Ahmet İlhan ayağında top var o sırada. Evet. Yani o çok daha orada makul. Orada çal tamam onu. Peki dur bir dakika top çıksın öyle başlayın. Tabii. Mesela. Evet. Ama adam vurmuş zaten topu dışarı. Anlaşılır bir şey değil evet. Evet. Sorun yardımcı da uyarmıyor gibi ama tabii şimdi burada telsizle birbirleriyle mikrofonla iletişim kurdukları için belki de bir şey söylemiş olabilir. Hayır, yok yardımcı koşuyor canım. Yardımcı oyuna devam ediyor. Ama gel de bak bir hakemle göz teması var. Bak ortaya var bakıyor. Ama devam işte. Bak koşuya geçiyor. Tamam devam. Bak, bir daha bakıyor. Bence bir şey söyledi burada. Hayır. Emin değilim ama. Ama yani koşusuna devam ettiği için söylüyorum. Ya evet. Top çıktıktan sonra çalmış. Mantıklı değil. Evet. Çünkü şey diyor içerideydi diyor. Değil. Aynen. Sonrasında içerideydi dedi. Devam edelim. Bunlar hep çok fazla düşünmekten oluyor. Şimdi burada da Oğulcan özellikle bu pozisyona tepki gösterdi. Diyor ki burada Souza faul yaptı diyor. Bir bakalım. Şimdi topu arada kalmış. Souza'nın üstüne yüklenme var. Kalkmaya çalışıyor ve kalkmayı başarıyor. Şimdi burada topu bir faul var mı? Yani en direkt serbest vuruş olarak değerlendirebilir. Sıkıştırıyor mu topu? Yani topu bakalım. Yok, sıkıştırmıyor. Yok, bence orta duruyor. Bence hiçbir sorun yok da. Bence de. Hani neye itiraz ediliyor olabilir? Şimdi burada kalkacak tabii ne yapsın ki adam? Hayır bir de üstünde oyuncu var. Hani oyuncu yokken öyle dursa kapaklansa topa tamam. Bir sorun yok. Evet. Bu çok üst üste geldi kararlar ondan oldu belki muhtemelen. Olabilir. Ve gol. Boş koşu Sow top ağlarda. Çok ilginç. Yani alan savunması yapıyorlar. Kale sahasında kaç Rizeli var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsi kale sahasında ama. Yani şimdi bak 6 pasın içinde herkes bak. Görüyor musun? Şimdi bu alan, bunda alan savunması suçlanıyor. Genelde. Adam evet. Adam olsa vurdurmaz. Mesela Fenerbahçe adam adam edebiliyordu. Aynen. Ker vurdu. Bu ne yaptığın değil, nasıl yaptığın. Şimdi alan savunmasının mantığında hücumcular nasıl topa hareketleniyorsa senin de topa hareketlenmen lazım. Yani kimin bölgesine gidiyorsa o topa hareketlenecek. Alan savunmasının mantığı yoksa gidelim hep beraber duralım değil. Alan savunması bir araç. Tabii. Yani alanı tuttuk biz gol sayılmaz falan öyle bir şey demiyor kimse. yani alanda iyi yerleşerek kime gidiyorsa top onu o hareketlenecek. Engellemek. Bu çok uygulamada çok ciddi sorun var. Bu alan savunmasının sorunu değil. Uygulamanın tabii, sorunu. Aynen öyle. Ki bir de hani boş bırakılan oyuncu da Sow. Hani çok sürpriz biri gelir mesela Atıf vursa kafayı bir derece anlaşılabilir değil mi? Evet. Evet. Ve tam devre biterken Fenerbahçe bu golle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. Burada bir offside kararı var. Hemen hızlı okuyalım bence. Evet. Tabii pas anında durdum. Var. Yani ayaklar geride ama omuz önde. Yani.
Yani ben hiç bu kol pozisyon... sayılmıyor. Tabii bilemiyorum canım. Buradan görebildiğimiz kadarıyla tartışılmaması bile gerektiği görebildiğimiz kadarıyla. Alper'le Atıf 2'ye 1 yaptı. Hep aynı hikaye. Hep gölge markaj. Yani gölge derken hani şey olumlu anlamında söylemiyorum bunu. Tam tersi. Laf temas olsun yok. Diye. Laf olsun diye. Temassız. Evet. Çok rahat yani. Hep bir adım geç kalıyor Rizeliler. Hep bir adım geç kalıyor. Üç kişinin arasında hiçbir şey yok. Hiçbir temas yok. Hep çok rahat. Şimdi defansif yönü böyle. Bir de ofansif yönüne bakalım golün. Yani Atıf'la Alper'in yaptığı 2'ye 1. Atıf'ın çekip vuruşu. Alper, hepsi çok güzel. Tabii Atıf bunları yapabilen adam zaten. Atıf'ı evet. Fenerbahçe'ye getiren bunu yapabiliyor tabii. Oluşu. Ama burada övmek gereken oyuncu Alper. Alper öncesinden kararını verip uyguluyor. Aynen. Ama tekrar diyorum yani oradaki vücut teması olmadan kim olsa yapar. Kolaylaştırıyor. Yani. Evet. Burada Yançer'in kırmızı kart gördüğü pozisyon. Burada sarı kartı yok. Direkt kırmızı kart. Doğru. Hiç. Sakatlı. Değil mi? Yapabilir. Aşille. Şey yok bence. Ama tabii bu da şey değil. Yani ben bu adamın ayağını kırayım diye yaptığı bir hareket yok, değil. Ama. Dolayısıyla o zaman Atıf'ın pozisyonunda da aynı kapsama girebilir. Oyun öncesinde faul olduğu fark etmez. Yani sarı kart fark eder de direkt kırmızı kart düşünüyorsan fark etmez. Evet. Ya zaten Atıf'ın pozisyonu için söylüyorum. Bu tip kırmızı kartlarda eğer hakikaten niyeti rakibini sakatlamazsa onun cezası artar sadece. Doğru. Yoksa kırmızı kart değiştirmez. Yani maç sayısı artar. Kontrollü, kontrolsüz fark etmiyor yani. Bu hareketi yaptı mı, yapmadı mı? Ve Fenerbahçe'nin 4. golü. Bu da, yok önce bir Van Persie'nin kaçırdığı var. Şey pardon. Ben buna gol yazmışım hafızamda demek ki. Volkan'dan çok görmediğimiz güzel bir pas olduğu için. Volkan'ın asisti gitti. Gitti. Şimdi bunun yazılması lazım mesela. İşte biz şut asisti diye yazıyoruz en azından. Evet. Hani gole dönüşmese de. Robin Van Persie iyi santforluk işleri yaptı. Müthişti. Yani Fenerbahçe'nin oyun zekası yükseliyor olduğu zaman. Evet değil mi? Ama gol olmayınca tabii santfor. Çok fazla adı geçmez. Ön planda olmuyor aynen. Bu Rizespor'un girdiği bir pozisyon. Skor 4-1 burada. Onu belirtelim. Sonra da bir faul kararı var. Ve şimdi İsmail Köybaşı'nın frikik golü gelecek ki... Haftanın golü herhalde. İsmail 69. dakikada oyuna girdi. Şimdi ben açıkçası ilk izlediğimde baraja çarptı zannettim. Beklenmedik bir falso çünkü. Değil mi yani? Ama sonra birkaç tekrardan sonra algılayabildim tersi golün güzelliğini. Penaltı gibi değil mi? Tersi evet. Yatırılmış penaltı. Bale vuruyor değil mi böyle? Ronaldo evet. Vuruyor. Yani Bale, Ronaldo... O sınıf. Vuruşa bir daha bakalım mı? Ayak üstüyle vuruyor. İç üst sanki. Kestirerek. David Luiz de böyle vuruyor. Evet. Yo, bayağı üstmüş ya. Evet. Tabii üstüyle vuruyor. Bayağı üst. Üstüyle evet. Topun sibobuna vuruyor. Aynen. Şeyi o. Ronaldo öyle yapıyor. Tam sibobu. Evet onu ayarlıyor değil mi? Evet, başka da pozisyon yok herhalde maçta. Zaten olan gol oldu. Bir tane kaçan var. Bir tane Robin van Persie'nin kaçırdığı var. Yani çok hani ciddi... Bir de özetlere girmeyen, hatırlarsan 1-0'dan sonra Atıf bir topa tam vuramadı kontrol etmek isterken. Hani tam o pozisyona da dönüşmedi zaten de. Hani öyle bir tehlike anı diyelim ceza sahasında. Çok ciddi bir gelişme var Fenerbahçe'nin. Özellikle 0-1 oynayabilmesi çok inanılmaz. Tekrar edeyim ama en önemli değişiklik aslında Fenerbahçe'nin gole çevirme yüzdesi. Evet. Yani inanılmaz bir rakama ulaştılar. Var mı örneği var mı bilmiyorum. Yani herhalde 3 şuttan birini falan atıyorlar şu anda. Neredeyse. Son 5 hafta, son 5-6 hafta için. Evet. Hatta son 5 haftaya bakarsak bu daha da düşebilir. Tabii yani çünkü bu... 5 hafta deyince Alanya maçı da giriyor işin içine. Yarın verileri güncelleriz bir daha bakarız. Burada müthiş bir artış var. Bunun da sebebi tekrar ediyorum santrforların becerisinden ziyade Fenerbahçe'nin hücum hazırlığını çok iyi yapıyor oluşu. Böyle bir yüzdeyle geliyorsa rakibiniz işiniz çok zordur. Çünkü 3 defa girip bir tane atıyor adam. Yani çok büyük bir oran. İnanılmaz bir oran. Evet. Bir reklam arası verelim. Devam edeceğiz. ...90 artı devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Rize'deki 5-1'lik galibiyetini konuştuk. Sırada haftanın maçı var. Liderle ikinci, iki yenilmez Vodafone Arena'da karşı karşıya geldiler. Beşiktaş Medipol Başakşehir'i konuk etti ve 1-1'lik bir beraberlik çıktı bu maçın sonucundan. Maçın özetini izleyelim, sonra yorumlara başlayalım. Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın en önemli mücadelesi. Lider Medipol Başakşehir 2. sıradaki Beşiktaş'a konuk oluyor. Fabri bu pozisyonda topla fazla oynayınca Şenol Güneş'in tepkisini gördünüz. Sol kanattan geldi Medipol Başakşehir. Sonuçsuz. Uzun bir pas. Cengiz Ünder ceza sahası içerisinde vuruşu Fabri'den döndü. Mehmet Battal 2. pozisyonda. Bek, Andreas Bek izin vermedi. Defansın gerisinden hareketlendi genç futbolcu. Mehmet Battal kaçırdı. Bir uzun top daha. Yine Cengiz Ünder. Hata yapan futbolcu Bek. Fabri'nin yanından attı topu, yerde kaldı. Bu pozisyonda kartı gören isim kendisini yere bırakan Cengiz Ünder oldu. Beşiktaş gol için geldi. Cenk Tosun. Şimdi Bek ceza sahasına gönderdi. Emre uzaklaştırdı. Medipol Başakşehir hızlı çıktı. Edin Vişça. Uzun bir pas. Cengiz Ünder. Harika bir gol. Milli futbolcu gelişine ayağının içiyle Fabri'nin uzanamayacağı noktaya gönderdi. 1-0. Medipol Başakşehir önünde. Quaresma, Cenk Tosun. Out. Emre. Vişça. Atış Dukan'dan önce Mehmet Battal vuramadı. Mehmet Battal ıskaladı topu. Gol şansından oldu Medipol Başakşehir. Marcelo. Penaltı beklentisi var. Hakem Cüneyt Çakır devam dedi. İkinci yarı. Dakika 51. Quaresma'nın ortasında Marcelo skora dengeyi getirdi. 1-1. Gol sevincini tribünlerle paylaştı Brezilyalı savunma oyuncusu. Cüneyt Çakır bu pozisyonda sarı kartını beke çıkarttı. Quaresma topun başında. Yaklaşık 21 metre. Volkan Babacan. Mossoro, Fabri. Cengiz Ünder'in ara pası. Mossoro kaleciyle karşı karşıya. Top açıldı. Vişça boş kaleye atamadı. Yine Başakşehir hata. Vişça'nın ara pası. Mahmut Tekdemir topu ağlara gönderdi ancak öncesinde Cüneyt Çakır Mahmut'un faul yaptığını işaret etti. Pozisyon gol değeri kazanmadı. Kritik bir pozisyon. Kritik bir karar. Bir kritik karar daha. Cüneyt Çakır bu pozisyonda Quaresma'ya kart çıkartmamayı tercih etti. Ceza sınırında Quaresma. Maç 1-1 sona erdi. Evet, haftanın maçıydı hakikaten ve herhalde yani Abdullah Hoca da öyle özetledi, Başakşehir'in teknik direktörü. Emreli ve emresiz diye maçı iki bölüme ayırabiliriz rahatlıkla. Hani biz programlar gereği çok fazla statta maç izleyemiyoruz. Bu maçı yerinde de seyretme fırsatı buldum. Yani 40 dakika boyunca Medipol Başakşehir bir Şampiyonlar Ligi takımı gibiydi. Hiç pozisyon vermedi. Hiç alan vermedi. Bol pozisyona girdi. Set oyununda çok iyi oynadı. Çok çok iyi bir futbol oynadı ilk 40 dakika. Belki ilk 40 dakikayı değerlendirerek başlayalım. Sonra diğer bölüme bakalım. Ben de şöyle söyleyeyim kendi adıma. Ben bugün seyrettim maçı. Dün seyredememiştim. Genelde kaçırmam maçları ama dün özel bir durum olduğu için seyredemem. Yani bir maçı banttan skorunu bilirken seyredip bu kadar keyif aldığım az olmuştur. Yani 40 dakika mükemmel futbol. Aynen. Bu çok hoş. Yani orada şey tezahüratları işte yere yatsana yere yatsana falan başladı ama hak etmedi Başakşehir buna. Bu maç için evet. Ya, bu maç için hak etmedi. Yani o biraz zaten ezberden. Emre sakatlanıp çıktı. Ferhat kadar, sakatlanarak çıktı. Bir de şey yani oyunun temposuna bu kadar hizmet eden bir takımı. Tabii o ezberden biraz. Hani zaten geçtiğimiz 60 maçlardan dakikaya kalma. Yakın topun oyunda kalma. Tabii. 57 vesaire. Dolayısıyla hani teşekkür etmek lazım iki tarafa da. Çünkü Beşiktaş'ın hani geldiği maç çok zor. Evet. Çok yıpratıcı bir maçtan geldi. Duygusal olarak bu maça
konsantre olmak hiç kolay değil öyle bir maçtan sonra. Ben fiziksel olarak 48 saatte biter diyorum. Hiç o konuda her türlü söylenen şeyi kulaklarımı kapatıyorum. Çok yorgunluk falan beni ilgilendirmez. Ama o maçın duygusal yorgunluğunu taşımamak mümkün değil. Yorgunluğunu ve hazzını belki de. Ama işte o acayip... Yani, ikisi birbirine giriyor. Tabii. Hepsi bir arada onların. Dolayısıyla hani Başakşehir gibi de nefes aldırmayan bir rakip varken de Beşiktaş'ın biraz düşük başlamasını kabul edebiliyorum. Tabii burada Emre'ye bir parantez açmak lazım. Hakikaten o hani kariyerinde onun başını hiç bırakmayan sakatlığı maalesef çok çok daha fazla bir oyuncu olabilirdi Emre. Evet. Onu çok net olarak görebiliyoruz. Yani ne kadar fazla bir oyuncu olabilirdi? Yani işte Real Madrid'in Barcelona'nın müzesindeki en büyük fotoğraflardan biri onunki olabilirdi. Bugün onu daha net görebiliyoruz artık. O kadar olmasa bile belki olurdu, onun olurdu. Bir seviye altı da olabilirdi. Olurdu. Olur muydu? Olurdu, kesin olurdu. Yok çünkü. Yani şimdi almaya kalksan piyasaya çık dünyada yok ya. Yani. Abdullah Avcı da öyle söylüyor. Alamazsın. Yani bu mesela bu oyunuyla al 25 yaşına. Tutamazsın. Büyükler alır götürür yani. Avrupa'nın büyükleri. Yok çünkü oyuncu yok öyle artık. Çok kolay çıkmıyor. Evet. Dolayısıyla maçı da değiştiren Abdullah Avcı'nın da söylediği gibi o olmuş. Yani Emreli ve Emre'siz oyun. Tabii Emreli oyunu iyi değerlendir. Mesela Mehmet Battal'a ben Galatasaray maçında hala da bu maç için de söylüyorum. Büyük övgülerim var. Çok oyunu başka türlü öğrendi. Belli bir yaştan sonra. Ancak tabii dün hani bir dokunabilen oyuncu olsa maçı koparabilirdi. Ama Mehmet Başakşehir. Ama Mehmet Topal'ın oyuna yaptığı katkı da evet. İnanılmaz. Yani herhangi bir orta saha oyuncusu kadar katkısı var oyuna. Yani bütün atak başlangıçları değil mi de orta noktada. Yani başlangıçlar Emre Belezoğlu. Buz gibi. Gelişimleri Mehmet Battal. Aynı kanattayım. Çok doğru. Galatasaray maçında da farkı yaratan oyuncu zaten. Evet. Benim övgülerim onun üzerine zaten. Yani buz gibi. Topu ayağına aldığı anda buz gibi. Hiçbir şeyden etkilenmiyor. Ve ne yapacağını çok net biliyor. Çünkü ona yaklaşan oyuncular belli. Özellikle Mossoro veyahut da kanat oyuncuları. Birbirlerine yakın oynuyorlar ve Battal hiç eveleyip gevelemeden pası veriyor. Çok doğru. Ancak tabii kaçırdıklarını da evet. Söylememiz lazım. İki aynen tane, öyle. İki tane bir tanesine dokunamadı, bir tanesine kötü vurdu. Yani sonuç itibariyle Başakşehir'e daha yakın bir maçtı bu. Tabii ya, Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Yok neredeyse. Bir tane Kovacic'in serbest vuruşu var. Bir tane işte gol var. Golde de gene Rize savunması da olduğu gibi alan savunması dizilmişler ama en öndeki oyuncunun koşu yapması lazım. Yani bunu değiştirmek lazım. Öyle durduğun yerde olmuyor alan savunması. Nasıl Marcelo koşuyor? Sen de koşacaksın. Topun nereye gittiği belli. Oradaki oyuncu kimdi en öndeki bilmiyorum Yalçın. Ama. Yalçın mı? Bir arkadaki değil mi Yalçın? Oradaki Yalçın mı? Öndeki Yalçın diye hatırlıyorum. Okay. Hata. Orada sabit kalması büyük hata. O zaman görüntülerle konuşmaya devam edelim. Ayrıntıları yine görüntülü analizde veririz. Hemen ilk pozisyon ekrana gelsin karşılaşmadaki. Tabii özet Fabri'nin Şenol Güneş'i çıldırtan diyebiliriz herhalde. Çalımıyla başlıyor. Haklı hocacığım. Şimdi burada tabii şunu da anlatmak kalenin lazım. İçinde. Yani özellikle ilk yani 40 dakika boyunca çok iyi oynadı Başakşehir ama ilk 15-20 dakika olağanüstü bir pres yaptı. Doğru. Ve Beşiktaş buna uzun topla karşılık vermemeye çalıştı. Evet. O yüzden de kaleciye döndü. O yüzden de kaleciye çok dönüldü. Burada pas opsiyonu yok tabii. Ya dışarı vuracaksın ya kaleciye vereceksin. Evet. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçındaki penaltı evet. Pozisyonu gibi neredeyse. Evet. Ama o kendi kalene doğru çalım atmak ilk defa görüyorum. Evet. Olacak iş değil hakikaten. Yani topa dokunamasa bir daha içeri giriyordu top. Ayağa takılsa kendi kalesine gol atmış olacak. Aynen öyle. Mossoro'ya gerek yok yani. Evet. Çünkü yapamadı, çekemedi istediği gibi ayağın dışıyla. Tabii. Ve ayağa kayabilir o çekiş, o dönüşte tabii. Yani. Ki yani bir kaleciden bahsediyoruz. Arkandan da birisi de geliyor olabilir canım. Evet. Çünkü öyle basıyor. Bak, yok artık, yeter diyor. Haklı. Söylenecek evet. Bir şey yok. Medipol Başakşehir'in atağı. Cengiz'in ortası. Devam edelim. Fabri boşa çıktı burada. Adriano'nun müdahalesi var. Evet. Adriano'nun da sakatlığı yeniden. Evet. O da zor. Sol kanat işi zor geçecek belli ki. Savunma arkasına top. Çok iyi kontrol. Fabri çok acele vuruş. Kapatıyor. Ve devamı. Bu da acele vuruş. Bakmadan. İki vuruşta bakmadan. Yani şimdi tabii net pozisyon olarak özette bu var. Ama
oyunun tamamına özellikle ilk bölüme baktığın zaman çok iyi set oyununda oynayan, Beşiktaş'ı hiç sahasına burada, çıkartmayan pardon, bir Başakşehir. Burada vardı. Vurmasa ne olur? Bastı topa diyorsun. Bastı topa. Bastı. Bek muhtemelen tam topa vururken bastın. Kaleci yani dönüyor. Bastığını hayal edelim. Kaleci döner en fazla. Evet. Orada vurulur ya. Ama kötü. Vurulur ama kötü vurulmuş evet, ya. Vurur. Çünkü beklese dediği yani, gibi kaleci geliyor. Bek'in gittiği yönün tersine vurmak istedi. Anlıyorum onu. Aynen öyle. Ancak olmadı. Zaten bu oyununda bir de bir son vuruş ustalığı olsa Mehmet Battal'ın başka bir oyuncudan bahsediyorlar. Evet. Evet. Yani öyle de bir gerçek var. Evet, pozisyonun başlangıcı. Yok, ofsayt yok. Yok, evet. Daha girdi. Evet, evet. Cengiz de özellikle o 40 dakikalık bölümde çok üretken ve iyi bir futbol ortaya koydu. Emre ile olduğu zaman öyle. Evet. Çünkü Abdül Hoca da söylemişti. Emre hiç çekinmeden pasını atıyor, ona güveniyor demişti. Evet. Burada açıkçası yani ben tribünde maçı izlerken basın tribünde penaltı nasıl dedin, olur da penaltı olmaz bu dedim. Evet. Ama sonra seyredince. Yalnız ilkinde iyi niyetli. İkincisinde alayım ben bir penaltıyı demiş. Evet. Mesela Bek'in pozisyonunda bıraksa kendini Bek'i attırabilir. Hangi pozisyon? Şurada Bek itiyor. He, anladım. Yani devam edelim o zaman. İlk pozisyonda iyi niyeti için teşekkür etmek lazım. Evet. Ama orada kendini bıraksa burada artık atayım dedi. Temas var ama. Evet, zaten. Temas var, dokunuyor. Ancak tabii penaltıyı gerektirecek bir şey mi? Cüneyt Çakır değil dedi. Zaten Abdullah Avcı maç sırasında yanına çağırdı. Evet, çağırdı sonra o diyaloğu da anlattı Abdullah Avcı maçtan sonra. Ne oldu dedi, demiş. Cengiz de çok hafif bir temas var ama ben kendim bıraktım deyince bir daha yapma demiş, göndermiş sahaya. Evet. Ki Cengiz de hiç itiraz bile etmedi zaten. İyi süzmüş. Evet, zor pozisyon. Çok zor pozisyon. Beşiktaş'ın baskı kurmaya çalıştığı bölümler. Bu da çok ciddi Ferhat tecrübesinde yapılmayacak bir hata ama. Ve buradan dönen top gol olacak şimdi. Emre dokundu. Mossoro. Vişça ile oynadı. Cengiz koşusunu yaptı. Bek gelmeye Bek çalışıyor. Şimdi gelemedi. Şenol Hoca da eleştirdi Bek'i. Üç kere geri dönemedi diye. Yani bu vuruşun harikalığını konuşuruz ama bence pozisyonun başına alabilir miyiz? En başına. Gelelim. Ya burada Cengiz ile Bek arasındaki mesafeyi merak ettim ben. Aynı karede görebilecek miyiz bilmiyorum. Cengiz nerede? Ceza sahasında. Değil mi? Yaptır, evet. Bek'e yaptıralım ortayı. Cengiz koşuya başladı. Evet. Acaba biraz ağır bir eleştirimi yapmış Bek'e diye düşünmüştüm çünkü izlediğimde. Ama Bek de tam deparla geliyor. Yani ne diyorsun? Zor bir Cengiz konu. Daha süretli bir oyuncu sonuçta Bek'ten. Tabii. Aralarında bir kere bir böyle bir fiziksel farklılık var. Zannediyorum yani. Başta yapmadı driplingi. Deparı başta atmadı. Sonradan hareketlendi ama geç kalmıştı artık. Evet. Ama çok iyi çıkmış. Ama Bek de yani o sırada rakip ceza sahasında. Cengiz de öyle ama. Ve harika bir vuruş. Cengiz direkt Başakşehir çıkarken evet, bastırmış çıkmış. Başlıyor. Bek geç kaldı. Şu vuruşa tekrar gelelim lütfen Ceyhun. Yani Bek üzerinden konuşmayalım bu golü sadece. Yani hem Visca'nın tabii harika pası. Ve burada pek çok futbolcu topu kontrol etmeyi düşünür doğal tabii olarak. Esasında yani zor bir şey seçiyor. Değil mi? Tabii. Yani burada Battal'la oynayabilirim mesela, diyebilir. Battal'la da oynayabilir. Geriye çıkartabilir. Çok güzel. En zorunu seçiyor ama en güzeli oluyor. Yok yani başından sonuna harika bir ata. Çok güzel bir atak. Bu. Evet. Bu arada tabii şunu da söyleyelim. Hani Başakşehir'in yoğun baskısı ve temposu. Yani Beşiktaş mesela ilk kez 16. dakikada rakip kaleye kalabalık gidebildi. Doğru. Ve tek zorlayan oyuncu yine Quaresma'ydı. Hani bu orta için söylemiyorum ama. Ve bu da akan oyunda Beşiktaş'ın gole en yaklaştığı anlardan biriydi ki hani net bir vuruş çıkamadı. Duran topları çıkmadı. Çıkartırsa. Foul itirazı var. Sence foul var mı? Bakalım. Quaresma ortalıyor. Bence yok. Bence hiç. Omuzunu koymamıştı bence yani. Yok.
Tabii Şenol Hoca'nın maç başlangıcı Benfica maçının ikinci yarısı gibi oldu. Evet. Yani Gökhan İnler'in orta sahada olduğu. Ama Gökhan İnler özellikle böyle baskı yediği maçlarda çok kullanılabilecek bir oyuncu değil gibi görünüyor. Çünkü topa dönmesi gereken oyunculara ihtiyacı var. Ön alanda baskı yediği maçlarda. Aynen. Belki ön alan baskısı beklemiyordu. Belki de. Belki de bu kadar yoğun beklemiyordu. Olabilir. Yani Tolgay oyuna girdikten sonra o topu alıp dönüşleriyle de hani Emre'nin çıkışı evet ama Tolgay'ın girişi de bence o oyun dengesini biraz değiştirdi. Doğru. Bu da enteresan bir pozisyon. Güzel bir atak. Burada offside var galiba. Burada mı? Back bozuyor. Aa yok back daha geride evet. Back bozuyor. Tabii açı yanıltabiliyor. Evet devam edelim. Şimdi burada çok enteresan bir durum var tabii. Ne var? Back'e dikkat et. Teması var mı? Battala. Kendisi mi düşüyor yoksa çarpışmadan mı düşüyor? Çarpışmadan düşüyor herhalde. Kendi kendine düşmüyor. O zaman Battal'a da teşekkür etmek lazım. Bırakabilir kendini. Bırakmadığı için kendini değil mi? Bir daha bakalım mı? Ben hiç bu açıdan düşmemiştim. Evet. Koştu. Burada bir şeyi ayarı bozuluyor evet, Battal'ın herhalde. Çünkü. Yani vuramamasının sebebi biraz. O. Ben de nasıl vuramaz diye çünkü yani bu kadar belirgin gelen bir top nasıl vuramaz Battal diye bir defa daha seyrederken gördüm. Yani az önceki Van Persie Orhan'a da benziyor biraz. Hani Orhan önde tam birebir aynı değil biliyorum. Sen Orhan'ın ama ilk koşu niyetinin rakibi engellemek olduğunu söylüyorsun orada yolu ama. Kesmeye gidiyor. Burada evet. Mehmet Battal'ın kafasında sadece top var. Topa tabii, gitmek tabii. Var. Şimdi giderken ayağının tabanının altına bekin sol bacağının alt tarafı değiyor. Değiyor evet. Ve bekin koşusu da ve bozuyor. Evet. Tabii. Şimdi burada aslında belki Battal da etkileniyor ondan adımlamada. Etkileniyor tabii. İşte onu zaten aynen. Kafamdaki soru işareti oydu benim. Niye vuramadı? Çünkü çok belirgin nereye geldiği belli olan bir topa vuramaması mantıklı değil. Neden acaba sorusunun cevabını ararken gördüm. Mehmet Battal'a teşekkür etmesi lazım. Bekin özellikle. Evet. Beşiktaşların penaltı beklediği pozisyon ya, bu. Hiçbir şey yok. Devam edelim. Hemen hızlıca geçelim. Ya bitişik gol bitişik. Evet. Ve Beşiktaş'ın golü. Evet bu çok Yalçın'ın hatası tabii. Yalan Uğur'un... Yalçın da diyor ki söyleyin niye söylemiyorsunuz diyor. Konuşun neyi? Diyor galiba. Bak bir deminki biraz daha geri alalım. Biraz daha geri alalım. Bak şu tepkisine evet, bak. Evet konuş anlıyorsun evet. Diyor da. Ama evet. Yani orada topa hareketlenmesi lazım zaten. Şimdi dönüyor. Top çünkü çok alçaktan geliyor. Yok niye söylemiyorsunuz yok, gibi bu, bir şey. Yok bu alan savunması uygulama hatası. Bu başka bir şey değil. Çünkü topa vurduğu yer Marcelo'nun kaleyi tam karşıdan gören yer. Yani durduğu yer Yalçın'ın dolayısıyla doğru olamaz. Ya belki de şöyle yapmaları lazım oyuncuların. Zor bir durum bu alanı savunurken. Şimdi doğal olarak topa bakıyorlar ama topun çıktığı andan sonra belki dönüp gelecek oyuncuya bakmak lazım belki de. Daha kolayını söyleyeyim sana. Topla ilişkiyi kesmek lazım belki de yani. Şimdi çünkü golü kim atacak? Futbol o rakip atacak yani. Ya o bir tercih meselesi işte. Adam karma yapan da var tabii. Evet. Yani 4 oyuncuyu alana dizip 3 oyuncuyu şimdi Marcelo kim vurur Beşiktaş'ta kafayı? Marcelo vurur. Ve akla o geliyor zaten. İkinci bir şey daha var. Beşiktaş'ın bu sene duran toplarda mesela Atiba'nın arkaya şırttığı topları hatırla vesaire. Yani yakın direği daha çok kullanıyor Beşiktaş. Doğru. Yani bu bilinen bir şey. Bunun analizi yapılmıştır zaten. Muhakkak evet. Ama orada şunu söyleyebiliriz bir tek. Yani niye Uğur bu kadar önde? Hani orayı daha kalabalık tutmak mümkün değil mi? Yani bunu biliyorsunuz çünkü ön direğe atılacak. Hı hı. Yani ama bunun analizi yani Türkiye'de kim yapar desen ilk Abdullah Avcı yapar. Tabii zaten anlatıyor işte maçtan sonraki gün maçın analizi, oynanan maçın analizi, sonra işte bir gün sonra taktik ve son günde duran top. Sondan bir önceki günde duran top. Rakibe göre. Evet, aynen öyle. Burada yardımcının uyarısıyla veriyor Cüneyt Hoca faulü. Bu doğru. Bahattin Duran çok kritik yerlerde müdahaleler yaptı. Müdahale etti, evet. Bu doğru ancak kuralın değişmesi lazım. Kırmızı bunların mı kırmızı olmalı? Olması lazım. Ama o zaman işin içinden çıkamayız. Vallahi çekme. Ne yapayım? Biz ama çekmeyi ver sen yani. Sen daha çok evet yani hücum yani, oyuncusuna avantaj sağlamaya çalışıyorsun. Evet buradaki kural kural doğru uygulanmış. Hakem evet, eleştirisi tabii, değil aynen. Bu. Ben kuralı eleştiriyorum. Bence gene de o topa sahip olma kriteri iyi bir kriter bence. Topa yakınlık. Yani gol pozisyonu top havadayken gol pozisyonu yok çünkü. Ben tavrı cezalandırma derdindeyim. Yok yok. Ya da o mavi karta geçilsin.
10 dakika dışarıda. Aman dur. Lütfen futbolu daha fazla karıştırmayalım. Yani bir offside belası var zaten. Evet. Offside ile ilgili görüşlerim de var. Kafayla atılan toplar offside olmasın mesela. Çok ciddi dert çözer. Kaleciye pas gibi yani. Aynen. Kafayla şimdi adam top atıyor. Karambol. Kafayla evet. Top indiriyor. Arkadan offside'e girmişler. Ne gerek var? Yani oradan zaten bir avantaj elde edemez ki. Kafayla bilinçli pas atmak, düşünerek pas atmak diye bir şey yok. Kafayla pas atmak anlıktır zaten. Anlık olduğu için de onun üzerine bir şey kurmak kolay değil. Avantaj sağlayamazsın kolay kolay. Dolayısıyla kafayla atılanlarda offside olmasın. Ama yok, ben bilinç konusunda tam seninle hemfikir değilim. Mesela nasıl? Yani top geliyor. Evet. Görüyorum seni. Tamam. Ve net bir şekilde senin önüne indiriyorum topu işte. Gayet bilinçli bir şekilde topa istediğim yönü veriyorum. Evet. Evet. Ne zarar var ki bunun? Ama offside. Yani onun üzerine şey, onun üzerine taktik oluşturamazsın. Onun üzerine savunma planı değişmez. Anladım. Sadece oyun içinde, akan oyunda anlık olarak bunlar olur. Ha şeye de olmayacak ama. Yani tıpkı futbol kurallarındaki gibi ayakla kaldırdım, kafayla verdim, kabul oluyor. Onu kabul etmiyorum. Kim da, yapmıştı? Dani yapmıştı değil mi? Beşiktaş Fenerbahçe başladı. Fenerbahçeliler de şey olsun diye. Hakem hata yaptı diye topu dışarı vurmuşlardı. Evet. Halbuki doğruydu evet. Karar yani. Aynen öyle. Yani oyuncular kuralı bilmedikleri için hakemi cezalandırdılar. Aynen öyle olmuştu. Beşiktaş'ın gole yaklaştığı ender anlardan biri bu karşılaşmadaki Quaresma'nın serbest vuruşu. İyi şut, iyi kurtarış. Çift elle gidebilmiş olması da enteresan tabii. Gerçi şöyle de enteresan bir durum yok mu? Barajın arkasında duruyor zaten Volkan. Şimdi normalde... ilginç bir baraj bu. Yani çok kendi soluna yapmamış. Değil mi? Yok. Soluna yaslamamış. Neredeyse ortaya yapmış ve kendi de ortanın biraz solunda duruyor. İlginç bence. Çok. Yani sağına vursaydı Quaresma nasıl olurdu acaba? Çıkarabilir miydi? Bence çıkaramazdı. Ama oradan da sağına çevirebilir mi? Hele şu duruş açısıyla. Quaresma bu çevirir. Doğru. Yapar mı? Yapar. Ama şu duruş açısıyla yok, ya onu da yaparsa artık. Ama Lens yaptı. Ama Lens şey ama yakın topu, köşe yaptı. Ama top öbür taraftaydı. Yani burada da işte yakın köşe yatacak burada da. Hayır uzak. Yani dur bir kavram. Yani sen diyorsun Quaresma Volkan'ın sağına. Evet. Doğru mu? Lens De Gea'nın soluna vurdu ama. Vurdu da topun Lens. Olduğu yer dümdüz gidecek şekilde. Yani 90 derece. Tamam ama zaten yani. Lens de hani De Gea'nın sağına çevirmedi topu. Biliyorum zaten onu yapamaz da. Evet. Fizik kurallarına aykırı. Yok, aykırı. Evet geçelim. Maçın güzel anlarından biriydi bu. Mossoro'nun şut denemesi. Burada pas opsiyonları daha iyi olabilirdi bence Başakşehir'de. Ama çok sert bir şut. Evet. Sadece... Gittiği yer istediği gibi olmadı. Bu net işte. Bir pozisyon. Bu maçın kurtarışı. Evet. Bu da kaçırışı. Yani hepsi bir arada. Viska'dan beklenecek bir şey değil. Değil mi? Başka bir oyuncu olsa tamam da. Bu dönüm iyi olmuyor bir bakalım. Önü de açık. Tabii çok kolay canım. Garanti alayım uzak köşeye vurayım diyor galiba. Ama Marcelo giriyor ya kalenin içine. Evet. Ama ne olursa olsun evet. Bu da... Evet, bu pozisyona geçebiliriz. Tabii çok kritik bir müdahale dediğin gibi Fabri'den. Penaltı da olabilir. Evet. Şimdi biz açıkçası yine maçı izlerken anlamadım, ne var ne oldu ki burada dedik. Sonra tekrarını görünce anlayabildik. Şimdi iyi yakalamış tabii. Biraz daha geri alalım. En başını alalım. Evet. O kalabalığın içinde neyi görmüş hoca? Yardımcı mı söyledi acaba? Galiba burada da Bahattin Duran şeyi var. Bak düdük yok hala. Vallahi Beşiktaş'ta da kimse anlamadı aslında. Hani burada şu tartışma oldu. Yani Mahmut'un kolunu çektiği çok aşikar Oğuzhan'ın da. Hani öncesinde Oğuzhan acaba Mahmut'un kolunu mu tutuyor? O yüzden bir pilot kameraya dönersek orada pozisyonun en başı var hakikaten. Bir fikrimiz olabilir. Biraz evet pilot kameradaki açıyı alalım. Evet. Burada temasın ilk anında itibaren Oğuzhan bir kolunu koyuyor, sonra çekiyor. Bence Oğuzhan'ın yaptığı harekete şimdi çok mümkün değil. Oğuzhan'ın yaptığıyla Mahmut'un sağ eliyle yaptığı karşılıklı itiş kakış. Ona bir şey çalmaz. Ama en son sol evet. tutuşu bileğinden tutup çekişi orada net foul gözüküyor. Evet. İyi yakalamışlar.
Üzerine, evet. üzerine çok olay çıkardı yani. Aynen öyle. Devam edelim. Bu pozisyonda geçtik. Şu. Evet. Biraz ısrarlı da. Evet. Yani koldan bileğe kadar geliyor hareket. Ve işte bu. Yani Cüneyt Çakır kusursuza yakın bir maç yönetti. Bir de Atınç'ın bence bir görmesi gereken bir sarı kart var ilk yarıdaki pozisyonda. Ama ne diyorsun buna? Burada yani tabii üzerine çok spekülasyon da yapılabilir. Evet. Sarı kart var tabii. Değil mi? Neden vermedi düşünüyorum. Ben, kaydığını ben düşündü. Yani şurada Korejman'ın kaydığını düşündü muhtemelen. Ama bu kayma değil. Bu bilinçli olarak kayma. Yani topa kayışlar var ya Bülent Hoca. Ayağı kulaklığını çınlatalım o çok yapardı. Evet ayağı kayıp düşme değil bilerek kayma. Son bir kez bir de geniş açıdan da tekrar alalım pilottan. Hani sarı kart yani. Ayağım çok net değil mi? Tabii. Yani. Ya şimdi maçtan önce ben radyoda dinliyordum galiba. Ya bak kayma falan da yok. Yok şimdi yok. Bir daha yani. Ya öyle, ancak öyle düşünmüş evet. olabilir diyorum. Çünkü burada evet bir hafif dengesini kaybediyor koşarken ama Eren çok güzel çektikten yok. Sonra topu tek amacı Eren'i tabii. engellemek ve kontrolsüz bir şekilde. Hani tabanıyla değil ama kontrolsüz %100. Ve şiddetli şimdi bu konu o kadar speküle edildi ki. Evet. Hani öncesinde. Ha. Yani mesela birçok Beşiktaşlı'dan duydum ben mesela. Hani meslektaşlarımızdan da duydum. Şimdi Cüneyt Hoca bunlardan birkaç tanesini cezalı yapar Kadıköy'e yollamaz falan gibi o da vardı. Zaten yani. Maç öncesi de başlıyor şeyler tabii. derbi öncelerinde. Hani bu maçın adı ne olursa olsun Beşiktaş tabii. Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray, tabii. Galatasaray Beşiktaş. Şimdi Korejman da çok lazım Beşiktaş'a yani bu seneki hücum planlarının yarısı neredeyse. Hatta bence fazlası. Şimdi bu çok konuşuluyor. Çok konuşulduğu için de Cüneyt Hoca'nın aklında takılmış olabilir. Yani şimdi biz burada kartı çıkarırsak sonra... Ama takılmasın ya. Takılmasın tabii. Yani fikir yürütüyorum. Evet. Bu sarı kart yani. Bu bir tarafı bu. Yani realite bu. Kuralla ilgili itirazım var. Nedir o? Yani 4 sarı karta maç yok. Bunlar saçma sapan işler. Ne olsun? Ver para cezası bitsin canım. Yani adam disiplinlik bir şey yapıyorsa zaten adamı ver cezayı. Yani gitti kavga mı çıkardı? Birisinin ayağını kırmaya mı çalıştı? Yani bunlara ver cezayı. 2 maç oynamasın. Ama çekmeden, şundan, bundan, hakeme itirazdan falan yani doğal akışından oyunun. Mesela bu bir doğal akış faulü. Evet. Sarı kart mı? Sarı kart. %100 sarı kart. Hiç tartışmasın. Ancak yani şimdi gene bu Şampiyonlar Ligi'nde işte Dünya Kupası'nda falan bunları yumuşattılar falan ama. Şimdi, özellikle final konusunda. Tabii. Şimdi yani derbi kaçırıyorsun. Anladın mı? Derbi kaçırıyorsun. Ve yaptığın şey de öyle bir şey de değil yani. Hani dediğim gibi kavga çıkarırsın, birisine yumruk atarsın, birisini sakatlarsın, gole giden topu elinle kesersin tamam bunlara da okeyim. Ama oyunun akışında giden şeylerden sarı kart yüzünden adamı derbiden etmemek lazım. Kuralla ilgili söylüyorum. Bu anla ilgili söylediğimde tekrar edeyim. Çünkü her şeyi birbirine karıştırmaya çok meraklı arkadaşlar var. Evet. Burada sarı kart var. Evet, sarı tabii. kart görmesi lazım. Mesela kolay. Bugün niye Advokat Şikirteli oyundan çıkarttı? Tabii sarı kart görmesi. 4-1 iken stoperini çıkarır mı? Tabii. Bir teknik adam. Hani normal, sıra dışı bir şey yoksa. Aynen. Kart görmesin diye. Evet. Yapı bozulmasın sonuçta. Aynen. Biraz bence Beşiktaş'ın oyunu üzerine de konuşmamız lazım. Yani Medipol Başakşehir'in özellikle ilk 40 dakikalık bölümüne övgüde bulunduk. Şimdi Beşiktaş herhalde bu sezon hiç üretemediği böyle başka bir maç oynamadı. 90 dakika boyunca. 90 dakika. Galiba yok, hayır. Yok. Galiba yok. Ve... Ya esasında şeye benziyordu. Neye? Yani Benfica maçının ilk yarısına doğru. çok benziyordu maçın emreli bölümü. Evet. Ya dedim ya bir Şampiyonlar Ligi takımı hatta aramızda şu espriyi yaptık. Shakhtar Donetsk herhalde falan. Yani biliyoruz Medipol yani, Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu, iyi bir futbol sergileceğini öngörüyoruz ama o 40 dakika çok başka bir seviyeydi. Ve hani vuruş kalitesi de Benfica ayarında olsaydı bir defa daha geri dönüş olmayabilirdi. Evet. Yani çünkü o çok yıpratıcı bir şey. Her seferinde kolay kolay tekrarlayabileceğin bir şey değil. Evet. Şimdi Beşiktaş'ta özellikle... Ya yani, Beşiktaş'ın oyununda ciddi anlamda bir erozyon var. Var.
Yani bu biz Benfica maçına da büyük övgüler yağdırdık ki yağdırılması gerekiyordu. Ancak oyun olarak değil. Müthiş bir gerileme var. Çok normal olarak. Bu çok normal bir durum. Neden normal bir durum? Bir, çünkü çok sık maç yapıyorsun bu. İki, kadro oturtulamadı. Yani Fenerbahçe maçına hangi 11 ile çıkacak konulu bir anket yapsak tutturmak imkansız. Ama Fenerbahçe'nin hangi 11 ile çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı Lens var mı yok mu tabii sorusunun cevabını aldıktan sonra verebiliriz. Bu bir şampiyon takımı için hem çok övebileceğin bir durum. Ya bu kadar rotasyonla bile işi götürüyor hala yenilgisiz. Ama bir taraftan da ya neden olmadı hala sorusunu da sormak lazım. Geçen seneden gelen eksikleri hala dolduramamış olmaktan. Yani oralar dolmadı. Sosa'nın yeri dolmadı. Olmuyor. Yani kimi koyarsan koy olmuyor. Ve hani Quaresma, istediğin seviyede olmuyor daha doğrusu. Quaresma yarısı, yarısından fazlası vesaire diyoruz. Çünkü diğer kanatta oynayan Cenk orada pozisyon yaratacak bir oyuncu değil. Müthiş çabasına rağmen. Çok özverili oynuyor. Defansa olağanüstü yardım ediyor. Hani o anlamda Umut Bulut vari bir performans sergiliyor. Ama hani çözümü, Cenk'in çözümü ceza sahasının içinde son vuruşlarda. Doğru. Dışarıda ceza sahasının dışında pozisyon üretmekte değil. Burada da çok sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Yani gol hazırlığı yapamıyor Beşiktaş. Evet. Şimdi bu mesela Oğuzhan da formsuz diyebilirsin. Değil. Onu bulamıyor. Yani evet. o alışverişi yapabilecek ancak oyuncu bulamıyor. Quaresma ile oluyor işte o bazen. Ama o iki kişi birbirlerine. Minimum tabii. Üçgen lazım tabii. Evet. Yani kare ise tabii daha iyi ama minimum iki kişiyle olmuyor bu işler. Üçgen lazım. Mutlak üçgen lazım. Onun için de orayı bir şekilde doldurması lazım Beşiktaş'ın. Tabii bunda Abubakar'ın eksikliği de var. Yani oyun eksikliği de. Evet. Şimdi mesela bir tane bir gol attı Benfica maçında. Hani bütün sayfalarda onun resimleri falan etkileyici vücuduyla falan ama değil yani. Mesela Şenol Hoca'nın 12 maç mı oldu? Şampiyonlar Ligi'nde koy. Oradan da 5 maç var. 17. 17 maç. Süper Kupa'da var. Süper Kupa'da var. 18. Abubakar oynadığından itibaren sayıyorum. Abubakar bunun 3'ünde ya da 4'ünde yok. 3'ünde yok. Transferin son döneminde geldi. 15 maç Şenol Hoca ile birlikte son 10 yılda oynayıp gelişmeyen gördüğüm tek oyuncu. Yani mutlaka bir %5, %10 bir şey değişmiş olması lazımdı. Ben bir gelişme görmüyorum. Bu neden olabilir? Mesela sürekli kenara bakıyor. Onu çok net görüyorsun yani. Kendi bir ispat etme şeyi var. Rahatlayamadı belki daha. Çünkü halbuki rahatlayacak kadar önemli ve sayısal olarak da gol attı. Attı. Yani Napoli'ye attı, Benfica'ya attı. Attı yani ligde attı, Adana'da attı. Napoli maçıyla başladı. Evet, Napoli maçıyla attı. Başladı. İşte Benfica maçında da var yani yapıyor ama gelişme ben bilmiyorum sen görüyor musun? Yok, ben göremiyorum. Belli bir gelişme yok. Bu azdır. Yani. Ama bunun sebebi de Sosa pozisyonunun dolmayışı olabilir. Katılıyor. Yani orada bir boşluk var. Oradaysa birçok oyuncu oynuyor ama o pas alışverişini tam kuramıyor Beşiktaş. Buna rağmen burada. Yani bu büyük başarı. Çok büyük başarı. Bir de maçta dikkat ettiğim noktalardan biri şuydu. Özellikle o 40 dakikalık yoğun baskıda Beşiktaş'ın pas yapamadığı bölümde bazı topları Fabri şimdi Cenk kanatta oynadığı için doğal olarak takımın en uzun boylusu ve hava topunu alma ihtimali olan oyuncusu olduğu için takım doğal olarak Cenk'in olduğu tarafa doğru yaslanıyor. O tercih yok. Aynen öyle. Hep öyle oluyor. Santifor neredeyse takım oraya doğru yaslanır. Ama bazı vuruşları, uzun vuruşları Fabri Quaresma'ya doğru gönderdi mesela. Bence bu maçtaki eksikliklerden bir tane küçük bir ayrıntı belki ama. O hocanın tercihi olabilir. Ama ondan hiçbirini alamadı doğal olarak Beşiktaş. Yani. Hani orada tek alabilecek oyuncu Cenk. Çünkü şunu biliyoruz yani Şenol Hoca 3. bölgeye kadar her şeyi planlıyor. Hı hı. Yani 1. ve 2. bölgede olan şeyler direktiflerle olan şeyler. Orada çok fazla özgürlük yok. Özgürlük 3. bölgede. Hı hı. Dolayısıyla yani eşit sayıda bir sağa bir sola atıyorsa Fabri bu konuda bir şey almıştır. Olabilir. O kendi başına verebileceği bir karar değil. Yalnız işte 3. bölgede özgürlük, 3. bölgede topla buluşan oyuncular Quaresma, Abubakar, Cenk, Oğuzhan'ı da katabiliriz burada. Yani burada bir nicelik problemi var. Orada nitelik problemi orada var. Eksik. Şimdi orada tabii hem geçen seneden kalan bir durum var. Yani Sosa oradan çıkınca orası dolmadı hala istendiği gibi. Bir de ligin başından gelen bir alışkanlık da kayboldu. Caner'i kaybedince. Doğru. Çünkü Caner direkt oyununu empoze ediyor takıma. Diyor ki ben varsam bu takımda bu takım böyle oynayacak diyor. Sen Caner'e oyunu öğretemiyorsun.
Caner sana oyununu öğretiyor. Ve bunu da iyi yapıyor. Yani iyiydi sakatlanana kadar. Gayet iyi oynuyordu. İşe yarıyordu. İşe yarayan işler yapıyordu. Hücum yönünde. Şimdi o da çıkınca daha da eksildi. Yani problem var. Orada ciddi problem var. Burada bence... Birkaç pozisyonunda... Yani mesela birkaç pozisyonunu oturtamadı hoca daha. Yani kimin oynayacağına karar vermedi. Birkaç pozisyon içinde oranın oyuncusu yok. Yani mesela Adriano'ya güvenemiyorsun. Evet. Yani sol bek mesela devre arasında 3 tane transfer yapacak Beşiktaş desen ben sol bek'i yazarım. Tabii Caner olmadığı için sezon tabii. sonuna kadar. Yazarım onu yani. Yani tabii 10 numarayı yazarım ya da 8 numara yazarım. Ama mutlak bir sol bek ve bir sol açık mutlak yazarım. Ya da sağ açık. Bir de bence Beşiktaş'ın bu hücumda üretme konusunda biraz zafiyet yaşarken bu periyotta özellikle Gökhan Gönül evet en iyi form dönemi seviyesinde değil o kesin hatta bek ondan daha formda gözüküyor ama Gökhan Gönül'ü biraz daha fazla kullanması ve Gökhan'ın Gönül üzerinden de bir plan oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii Benfica maçının ilk yarısı çok yıpratıcıydı. Evet. Yani oyuncularla ilgili görüşlerimizle ilgili de yıpratıcıydı. Tabii. Yani Gökhan acaba mı? Hı hı. Dedik yani niye ya bu kadar mesela Gökhan Gönül için ben hiç böyle bir şey düşünmemiştim kariyerimde. Yani ya bu Gökhan'a nasıl tahammül ediyor? Yani o değişikliği 20 dakika önce de yapabilirdi hoca aslında. Cenk Tosun. İşte tam Gökhan aynı şeyi ben de Başakşehir maçında bu beke nasıl tahammül ediyor acaba dedim. Hani oyunun gidişatıyla alakalı. Olabilir tabii. Emreli durumdan bahsediyorsun herhalde. Devamında da yani bek devamında da bir üretime hani yok. Beşiktaş'ın topa sahip olduğu, Başakşehir'i kapattığı, şimdi, sıkıştırdığı bölümde de bek üretime bir katkı yapmadı. Doğru söylüyorsun. Şimdi tabii o bu oyunun merkezindeki oyuncular çok önemli. Yani herkesin pozisyonunu, herkesin performansını çok net etkiliyor. O bütün tartışmalara konu olan işte Fatih Hoca'nın kızdığı falan çapa lafı var ya bunun için. Yani herkesin bağlı ve bağımlı olduğu bir oyuncu merkezdeki oyuncu. Beşiktaş bunu geçen sene 3 oyuncuyla yapmayı başardı. Yani merkezde 3 oyuncunun olduğu çok iyi bir yapıydı. Evet. Ve ciddi savunma zaaflarına rağmen ya bütün savunmasını değiştirdi ikinci yarıda. Yani bana desen devre arasında stoperleri değiştirdim olduğu gibi. Hı-hı. Ve kim bulduysam onu aldım. Şampiyon olacağım. Nereye olursun? Nereye evet. oluyorsun derim. Ama o üçlü merkez herkesi oyuna bağlıyordu. Bu sene o yok. Ona rağmen ben bek'in oyununu bu maçta katılıyorum sana belli oranda. Geçen senenin önünde görüyorum. Evet. Geçen sezonun bence de önünde. Ama bu maçta sanki daha erken girmesi çok, gerekiyordu. Ama yani şu Benfica'dan sonra kimle oynamak istemezsin sorusu aynen cevabı öyle, net Başakşehir'dir yani. Şöyle de bir gerçek var sonuçta. 12'lik maçı, 5 Şampiyonlar Ligi maçı, 1 Süper Kupa maçı ki o da penaltılarla sonuçlandığı için beraberlik olarak kayıtlara geçer. Beşiktaş yenilmedi. Ve bu en önemli yönü bu. Bak Benfica maçının en önemli yönü o. İkna etti herkesi. Şimdi Başakşehirli oyuncular o maçı seyrettiler. Maç 3-0 oldu. Mesela. Ne düşünüyorlar? Tamam bunların morali de bozuldu. İyi de oynayamıyorlar. Yorgun da çıkacaklar. Hallederiz. 3-3'e geleceğini düşündüler. Eyvah. Bunlar yenilmiyor abi. Çünkü bak en önemli şey o. Rakibinin de kafasına bunu nakşedeceksin. Beni yenemez. Evet. Bunu yaptığın anda zaten yani maça çıkmadan maçı kazanmış oluyorsun. Bu iş böyle bir iş çünkü. Yani psikolojiyle de oynanan bir şey. Tabii. Başakşehir kazanamadıysa Benfica maçının da rolü vardır. Etkisi var. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. +90 devam ediyor. Sırada Galatasaray-Bursa Spor maçı var. Son 4 maçından 3'ünü kaybeden Galatasaray için krizi bir anlamda bertaraf etme maçıydı Bursa Spor karşılaşması. Aslında golü yiyerek de daha büyük bir krize doğru dönüşebilirdi değil mi? Yani 1-0 geriye düştü ama oradan dönmeyi başardı Galatasaray. Burada Tolga Ciğerci 18'de yoktu ve Selçuk'la De Jong ilk kez yan yana forma giydiler. Bunun bir etkisi var mıydı sence maçta? Yani bilmiyorum tabii onu daha olumlu... Yani geçen haftaya oranla çok daha olumlu top kullandığı Galatasaray'ın net. Yani şöyle şimdi tabii bu kaybedilen derbilerden sonra böyle bir reaksiyon oluyor normal olarak. Bunun önünü ne kesebilir? İyi yüksek tempoda oynayabilen bir rakip kesebilir. Bursa Spor'da çok düşük tempo oynayan bir takım. Yani kağıt üzerinde bu orta sahanın daha yüksek tempoya çıkabileceğini
öngörürüm ben. Topu koşturabileceğini en azından ve daha sert durabileceğini. Öyle bir orta saha yani. Kadroyu gördüğümde ben öyle düşündüm. Galatasaray için zor olabilir diye düşündüm. Ama hiç öyle olmadı. Yani açık söylemek gerekirse hakem hani offside'ı verse Bursa'nın golü iptal olacak. Penaltıyı verse yani çok erken maç bitebilirdi. Ama yine de o reaksiyonu maç başlangıcında göremedik Galatasaray'dan. Yani 1-1'e gelene kadar Galatasaray yüksek tempoda veya hatta pozisyon üreten Galatasaray yüksek tempoya çıkmıyor zaten. Öyle bir şey yok. Evet, evet. Rakip yüksek tempoyla Galatasaray'ı bozabilir. Anladım. Ama hani reaksiyon 1-1'den sonra oluştu sanki. Ya maç başlangıcında bir reaksiyon gördün mü sen? Rakip kalede yani ben geçen hafta o kadar sıfırın altındaydı ki yani o yüzden onun altı var mı? İşte daha üzeri olacak kesin. Daha üstü de oldu. Yani dediğin anlamda rakibi baskı altına almak falan tabii ki onlar yoktu ama en azından topu çevirebilen, topa sahip olabilen, iki tane kontratak veren hep topu maç boyunca. Tabii Galatasaray açısından önemli. 1-1'den sonra hiç pozisyon vermedi. Snyder'i kaleye yakın tutabildi. Evet. Yani en önemli şey o zaten. Snyder ekstra oynayabildi. Yani geçen hafta futbolu bırakmış gibiydi. Evet. Topla bir ilişkisi kalmamış gibiydi. Yani geçen sene Van Persie'yi bazı maçlarda izlediğimiz gibi gördüm Snyder ama bir hafta içinde daha iyi, daha topla iyi bir oyuncuya dönüştü. Yani ondan bekleneni belli oranda verir oldu. Ancak burada direkt belirleyici olan Bursaspor. Yani onu çok net söyleyeyim. Daha sert, daha ritimli olman lazım. Oradan Galatasaray'ın sahasından puan çıkarabilmek için. Onu hiç yapamadı Bursa. Ki şunu da unutmamak lazım. Bursaspor'un topladığı puan evet iyi 21 puanda ama çoğu kalecisi maçta maçın yıldızı kalecisi oluyor. Yani Bursaspor ligin en çok pozisyon veren, en çok şut attıran takımlarından biri, belki de birincisi. %100. Harun eğer büyüklerden birinin kalesinde bu performansı göstermiş olsaydı şu anda başka bir oyuncu konuşulmuyordu Türkiye liginde. Aynen öyle. İlk konuşulan oyuncu oydu. Yani ben bütün maçları seyrettiğim için çok yakinen şahidim. İnanılmaz maçlar oynadı. Evet. Yani akıl alır gibi değil. Penaltılar, yakın mesafeden bir tane çok kötü bir gol yedi. Evet. Bugün yani Snyder'den yediği gol de vuruş ne kadar iyi olursa olsun hatalı ama sezonun en iyi oyuncusu şu anda. Bir de nispeten Galatasaray'ın bu maçta daha iyi yaptığı şey galiba şuydu. O ön taraftaki hareketsizlikten bahsediyoruz ya hep. Yani Buruma dışında kimse hareket etmiyor. Ya ama iki haftadır Buruma da yok. Evet bu sefer Buruma yok ama hani genel olarak biraz daha mobil, biraz daha hareketliydi. Kim? Şimdi Yasin bunu yapıyor özellikle içerideki maçlarda. Yani bunu Eren Podolski değişikliğinde değil bence. Mevzu orada değil. Podolski de kendi standardına göre daha hareketliydi. Biraz daha fazla. Değil mi yani? O anlamda. Ama ben Podolski'yi Santrfor oynatırken Galatasaray aslında santrforsuz oynadığını düşünüyorum. Yani Podolski buna ikna olduğu zaman sorun yok. Yani biz bugün santrforsuz oynuyoruz. Dört hareketliyle oynuyoruz. Kararını verdiği sürece sorun yok. Ama Podolski bazen santrforculuk oynamaya çalışıyor. Ve o zaman yok oluyor. Evet. Onun dışında olması itibariyle sana hak veriyorum. Ancak orada farkı yaratan oyuncu Yasin. Evet. Özellikle yani, sol kanada geçtikten sonra iş değişti. Yani Galatasaray'ın iki kanat oyuncusunun da oyuna girmesi lazım. Orada Riquelme çok Bruma konusunda muhafazakar davranıyor. Yani onu hiçbir zaman oyunun hiçbir bölümünde sağ kanada atmıyor. Mesela hani Medipol Başakşehir maçında da ne dedi Abdullah Avcı? Sol kanattan atak yapmalarını önledik. Hakikaten de Galatasaray özellikle ilk 20-25 dakika hep Sabri ile atakların akıllarını geliştirdi. Hani orada görüp Bruma'yı da biraz sağ kanatta deneyelim hiç olmuyor. Önce sahada oynamayı öğretmesi lazım tabii. Ama yine de çünkü Bruma alan arayan bir oyuncu ve orada o sıkışıklıkta ki kendi performansında da düşüş var. Zaman zaman o kanada atılabilirken bu çok zaten hani her teknik adım hatta bazen futbolcuların kendi aralarında konuşarak yaptığı bir şeydir. Kanat oyuncuların birbirleriyle yer değiştirmesi ama bu konuda çok bence muhafazakar davranıyor. Şimdi evet yani deneyebilir ama önce dediğim gibi onu oynamayı öğretmek lazım. Bence sahada oynarken sıfırlıyor. Yani oynadığı bölümlerde. Çünkü çizgiyle oynayabilen bir oyuncu değil. İçeri de girerek oynamayı seven bir oyuncu ve bunda çok etkili bir oyuncu olduğu için orada o açıyı ayarlamada bir sorunu var. Olmuyor yani. Sen hiç olduğunu gördün mü? Yok doğru. Olmuyor. Gerçi pek hani oynadığını da göremedik. Yok, çok az tabii de. Çünkü Bruma dışarıya da çalım atabilen bir oyuncu. Yani sadece içeriye çalım atan değil dışarıya da rakibi karşısına alıp sağ ayağın dışıyla da çalım atabilen bir oyuncu. Ama ondan sonrası yok işte.
Yani soldan da içeri girdiği zaman sonuçta ne yapıyor? Gene pas veriyor. Ya şut atıyor ya pas veriyor. Esasında ilk şeyi o değil. İlk tercihi. İlk tercihi o değil. Arıyor. Ama bu sene farklı olmasını sağlayan evet. Bir şutu iyileşti. Aynen. Yani net üst direğin üzerinden atan oyuncuydu. Evet. Yani nereye gideceği de belliydi topun. Doğru. İki, birinci planda şut yoksa ikincisini görüyor. Yani güzel asistleri ya da asist sayılması gereken pasları var bu sene. Evet. Yani Eren'e attığı mesela iki hafta önce miydi bir orta var. Onları yapmıyordu eskiden. Tabii tabii. Bir de Galatasaray'ın en büyük handikapı oyunun yönünü çok yavaş değiştiriyor. Yani hiç böyle De Jong işte bir iki kere hakikaten melovari paslar verdi. Nitekim hani hemen bir melo yakıştırması da yapılmış De Jong'a. Ama oyunun yönünü değiştirmek çok çok yavaş Galatasaray o konuda. Ve bunu yapmadığı için de sıkışıyor oyun yani. Yani iki taç çizgisi arasında mesela pas yok. O mutlaka evet. iki veya üç pasla gidiliyor oraya. Evet var. Böyle bir eksiklik var. Evet, bu çok bu ciddi bir eksiklik. Birinci opsiyon olabilir tabii Selçuk De Jong ikilisi. Yani bir maçta karar vermek kolay değil şimdi ama. Şimdi orada da şu sorun olmaz mı? Yani evet ben de pas kalitesinin biraz daha artacağını düşünüyorum Selçuk De Jong ikilisinde. Ama De Jong'un enerjisi Tolga kadar değil. Tolga çok daha geniş bir alanda oynayıp çok daha fazla ikili mücadeleye girip çok daha fazla top kazanır zaten bence. Zaten bence birinci plan üçünün birlikte oynaması ama. Onu hiç göremedik yok. Ya. Sezon başından beri konuşuyoruz. Ben olacağını düşünüyordum ama o yok. Onu kullanmıyor. Orada işte ön tarafta handikap var. Niye? Kim oynayacak? Evet o yüzden. Belki bir maçta görürüz bakalım. Merak ediyoruz. Bir hemen hızlıca görüntülü analizle geçelim. Maçtaki pozisyonları irdeleyelim. Galatasaray-Bursa Spor maçında Snyder'ın yavaş bir şutu. İlk bölümde Galatasaray pek üretemedi. Onu söyleyebiliriz doğru. rahatlıkla. Bu kartlık bir foul. Evet. Yani hatta rengi de tartışılır kartın. Kırmızıya gider mi diyorsun? Boynuna dirsek atıyor yani. Ne olacak ki? Ha. Yakın planı yok mu onun? Bir bakalım. Yakın çekimi hemen. Yok mu? Ha, burada De Jong'un da girişi tabii. Bu da tabii. Evet. Ben Yasin'in pozisyonu için söylüyorum. Bunu değil, bir sonraki pozisyon. Evet. Bu yani. Konuyla hiçbir alakası yok o dirseğin. Doğru. Snyder'ın kullandığı bir serbest vuruş. Orada son anda... Sıyırtma evet. Yani Hakan da söylüyor. Yoksa Hakan vuracak, vuramıyor. Lines'i nasıl buldun sol bekte? Bu kadar oynamadıktan sonra çok iyi. Ama yine de defansif zafiyet. Ama o var zaten. Hiçbir gelişme yok onunla ilgili. Yok. Yani pozisyonlarda da göreceğiz birazdan. Bursa Spor'un pozisyonlarında. Yani o kaymaları yapamazsanız eğer, yani birbirinizin yerinizi dolduramazsanız ki Galatasaray'da o olmuyor maalesef. Lines'ten yararlanmak imkansız. Lines geldiğinde de böyle bir oyuncu evet. zaten. Bursa Spor'un golü. Kubilay. Kubilay da gol offside falan ama bence gelecek vaat ediyor. Yani fiziğiyle, son vuruşuyla, topu saklama özelliğiyle. Bir de o fiziğiyle ağır değil yani. Evet değil, aynen öyle. Önemli bir santrafor. Nasıl kaçırdı acaba ya? Evet bayağı da mesafe renk var. Renk beyaz falan anlatabildim mi? Çok, çok belirgin yani. Bir de şey çizgi var çok rahat hizalı. Evet her şey çok evet. uygun yani. Hakem için, yardımcı hakem için çok rahatlatıcı acaba... etken var. Topun... Batajadan gelmediğini mi düşündü ama? Belki. Orada da konuşurlar aralarında. Bursa Spor bu golle öne geçti. Zaten maçtaki ilk ciddi ataktı bu. Doğru. Yani ilk ciddi gol pozisyonu. Az önce Podolski'nin de pozisyonunu sayarsak belki ikinci. Galatasaray gole reaksiyon vermeye çalışıyor. Burada asıl penaltı. Asıl lan bu evet. tam karşısındayken. Yani bu olacak iş değil hakikaten. Çok parlak bir hakemimiz değil zaten evet. Barış Şimşek. Yani hiçbir zaman olmadı. Burada nereden, nereye çarptı top zannetti acaba? Yani suratına çarpmıyor. Vallahi bilmiyorum. Görmedi herhalde. Yani hayır tamam da. Yakın, bir yerden dönüyor top değil yakını mi? Yakını göremiyor herhalde. Peki devam edelim. Hayır zaten bu kadar yumuşak düşen bir top insanın elinden gelir ancak. Yani onu görmesen bile. Yani hem o var hem
omzundan, kafasından sekmiş olma ihtimali yok gibi sorular veya çok yorumlar. Batajcan'ın kullandığı serbest vuruşta. Bunları da mesela çok yanlış kullanlar. Her seferinde Bursa Spor için onu da söylemem lazım. Yazıda da yazmıştım. Yani sürekli yani Hakan, Muslera, kim üçüncü? Serdar Aziz. Yani bu savunmaya nasıl hücum edilmez? Altı pasın içinde top kesilmez. Duran toplarda. Duran topta ya da Akan Ayın'da da. Evet. Sürekli oraya top kestiler. Yani yeni Medipol Başakşehir'den örnek vereceğim ama nasıl kullandılar duran topları? Hep uzak nokta yani. Tabii. Ceza sahasının uzak noktasına doğru. Yani bu tabii Hamza Hoca bunun analizini yapmış olması lazım. Yani evet. Tanımadığı adamlar değil. Herhalde uygulanmadı. Evet. Devam edelim. Burada ya Bruma bile penaltı bekledim bilmiyorum. O da beklemedi galiba zaten. Sivok net bir şekilde topa dokunuyor. Çok riskli bir iş yapıyor ama yapıyor. Ama çok cepheden görmüş onu. Yani zaten iyi bir savunucu burada hata yapmaz. Evet doğru. Zaten dışarıda. Evet devam edelim. Yine Lines'in tarafı. İşte bu var. İki tane akım var. Evet Deniz'in pozisyonu. Sağ çaprazda 26. dakika. Şut tabii ilginç bir tercih. Burada penaltı bekledi Galatasaraylılar. Olabilir. Net bir şekilde çekiyor evet. Değil mi? Hani bu ceza sahasında bir sürü hafif itme, çekme vesaire oluyor da bu bayağı gel buraya demiş. Tabii kopmuş demiş. Yani kopmuş oyuncuyu arkadan çekiyorsunuz. Yine soldan Galatasaray'ın solundan. Yine Deniz'in girdiği evet. Pozisyon devamında Batajcan. İki kötü kullanım. Ya o kadar çok opsiyon var ki burada. Yani burada biraz daha pozisyonun başına gelirsek yardım mı yok Lines'e ona da bakmak lazım. Burumu orada. Ama doğru yerde mi? Yalnız burada şöyle bir şey var. Bruma ortada boşluk olduğu için ortaya yapıyor bu koşularını. Evet. Öyle olunca da sol bek yalnız kalıyor. Halbuki yani tabii burada ortada bir zaaf olduğu için Bruma onu yani, yapıyor. Ama Bruma'nın belki de bekine yardım etmesi lazım bu pozisyonlarda. Şimdi bu top nereden geldi? Soldan geldi değil mi? Evet. Yani Bursa Spor soldan sağa taşıdı topu. Aynen. Şimdi soldan sağa taşırken Lines'in durduğu pozisyon doğru. Mesela geçen hafta Fenerbahçe maçında neden onu da bunu yapmıyorsun dediğimiz şey buydu. Evet. Yani topun olduğu yere doğru kayacaksın. Yapman gereken evet. Bu. Ama bu orada kalacaksın anlamına gelmiyor tabii. Yani top geldiği zaman gene açılmak gerekir. Lines çok iyi bir hücum beki olduğu için transfer evet. Edildi zaten. Önce Beşiktaş istedi. Evet doğru. Hatta alıyor. Evet devre arasında son anda vazgeçildi falan evet. Bir şeyler oldu. Galatasaray'ın golü Yasin sol kanada geçti ve burada çok güzel bir üçgen Yasin, Sneijder ve Podolski arasında. Şimdi burada da ya Eren de bu pasları yapıyor ama sol ayağıyla bu pası veremezdi. Hani sağıyla yapabilir ama soluyla veremezdi. Şimdi burada tabii evet güzel bir paslaşma ama tabii Erdem'in ne yapmaya çalıştığını offside'a gitti herhalde. Çünkü... Yasin'le koşuyor. Yasin'le geliyor. Yapması gerekeni yapıyor. Ama içeriye doğru koşuyor. Sonra içeri offside çizgisinde kalmak evet. İstiyor herhalde. Evet, evet. Offside çizgisinde kalmak istiyor. Ama burada artık ceza sahası içinde bunlar kovalanmaz. Ceza sahası içinde alan savunması falan kalmaz. Adam adama döneceksin artık yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Galatasaray... bu golle birlikte beraberliği yakaladı 31. dakikada. İsmail bozuyor ve değil mi olsaydı? Sonrasında da biraz daha hücumlarını sıklaştırıyor. Tabii burada da konuşulması gereken bir hakem kararı var. Ne diyorsun? Faul. Yok faul de. Kart. Zor. Değil mi? En az sarı da. Yok kırmızı olmaz. Olmaz mı diyorsun? Yok işte. Yani az önce Yasin'in pozisyonunda kırmızı olabilir dedin. Hayır o boyuna dirsek vurdu. Burada niyet vurmak için yapıyor diyorsan tabii ki kırmızı kart o zaman. Ben vurmak için yaptığını düşünmüyorum. Orada Aziz Bey işte değil evet. Mi Yasin'e oradaki evet. Orada dirseğiyle boynuna vuruyor yani. Evet. Bu yorum buna bir şey diyemem ben. Aynen. Devam edelim. Eğer niyetinin vurmak olduğunu düşünüyorsan tabii ki kırmızı kart. Yok onda %100 öyle bir kanaatim yok. Onu söyleyemem. İyi pas Sneijder'dan.
Ya Podolski bunları zaman zaman yapıyor. Hatta bir iki karna hafif yumrukları da gördük yani de. Ama evet, bunun öyle bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum ben. Snyder'ın etkili olduğu bölümler. Yani zaten Rickering'de maçtan sonra Snyder'ı daha ortada ve forvete yakın oynamasını istiyoruz. Ya yani bunu yanlış hatırlamıyorsam sezonun başlarındaki basın toplantısında da söylemişti. Ya onu ama herkes istiyor da. Snyder'a söz geçirmek o anlamda pek kolay olmuyor. Ama oyun da onu çağırıyor. Geriye. Sola mı? Sola ve geriye. Ama yok. Bence... Sola kendisi istiyor evet, daha çok. Kere, ama oyun geriye istiyor. Geriye çağırıyor. Snyder'ın golü. Bu daha kaleye gitmiyor diye düşündü herhalde Harun değil mi? Ya da görme değil mi? Yani, çok enteresan bir koşu yani. Görmeme ihtimali de görüyor çünkü oraya hareketleniyor. Nasıl hamle yapacağına mı karar veremedi acaba? Yok, dışarı gitti. Yok, evet dışarı gitti. Ama nasıl der ki? Olmaz. Top da çok güzel dönüyor ama ya. Harika ya dönüyor ama yani. Barajın dışından dönüyor geri. Ya o dışarı gitti. Direğe vuracak falan zannetti herhalde. İşte deme, zannetmemesi lazım. Evet. Ama yok, güzel, çok güzel vuruştu. Yok çok güzel. Bir de o kadar iyi bir sezon geçiriyor ki Harun. Şey yapabilirim bunu. Göz ardı edebilirim. Evet. Yine Snyder'ın vuruşu. Devamında Yasin. Yasin de Burman'ın geliştirdiği bir atak. Yani Galatasaray 2-1 öne geçtikten sonra çok daha çabuk bir şekilde ya, farkı ikiye çıkartabilirdi. Adı zor, kendisi çok kolay maç oldu. Hiç yani üzerinde yani çok daha kolay da olabilirdi hakem kararları olması gerektiği gibi olsa. Evet, peş peşe pozisyonlar. Özellikle 2-1'den sonra çok üretti Galatasaray. Ve hiç de kalesine pozisyon vermedi. Yani Bursaspor'un daha şimdi, fazla topa sahip olduğu bölümler oldu ama evet, pozisyon olmadı. Şimdi Snyder'ı ceza sahasının içine bu kadar sokmanın Galatasaray açısından rakip buna bir bedel, bir bedeli olmalı bunun. Hı hı. Yani siz orta üçlünüzden bir tanesini ceza sahasının içine bu kadar forvet gibi çok sokuyorsanız orta sahada eksik kalıyorsunuz demektir. Evet. Zaten eksik kalmak da kalmıyor. Formsuzluk da var orada zaten. Evet. Yani Selçuk'un da belirli bir vazgeçilmez olmasına rağmen formsuzluğu var. De Jong zaten formsuz geldi, formsuz. Bursa'nın bundan yararlanamamış olması çok enteresan. Yani Snyder bu kadar işin içindeyken onun bıraktığı boşluktan ve bu formsuzluktan bir şey çıkaramamış olması çok çok enteresan Bursa açısından. Evet. Üçüncü golde güzel bir kontratak golü. Az, çok az bir süremiz net kaldı. Trabzonspor'la ilgili bir iki cümle rica edeceğim senden çünkü... yani düşme hattının hemen üstünde. 70 şimdi, dakika 10 kişi kalan rakibi Gençlerbirliği evet, karşısında berabere kaldı. Yani Trabzonspor'un Ersun Hoca'nın istediği takımı kuramadığını biliyorum. Bu hani ülkede bayağı da transfer yapıldı. Ülkede olup bitenler, işte oyuncu getirmek oldukça zor Türkiye'ye. İstedikleri takımı kuramadılar ve yeniden bir takım kurmaya niyetliler. Onları biliyoruz. Ancak ne olursa olsun bu kabul edilebilir bir oyun ve kabul edilebilir bir puan durumu değil. Değil değil mi? Yani Trabzonspor'un forması zaten 17-18 puan toplar. Aynen, ben de katılıyorum. Mehmet Demirkol teşekkürler. 90 Art'tan bu akşamlık bu kadar. Yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.